İyi akşamlar, Ne oluyor hoş geldiniz. Bugün Ne oluyor iki bölüm halinde yapacağız. İlk bölümde e, yargıtayın kararından sonra MHP'deki kurultay süreci e, iyice hızlanacak, e, rekabet kızışacak. Genel başkan adaylarından Sinan Oğan bizim konuğumuz olacak kendisiyle. Bundan sonrasında ne olacak konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş teşekkür olduk. ederiz. Biz i̇kinci bölümümüzde ise yeni açıklanan kabineye biraz bakacağız. Hem de HDP'liler dokunulmazlıklarının kaldırılması sebebiyle anayasa mahkemesine gidecekler. CHP ne yapacak bunu soracağız ve tabii ki olarak kabine değerlendirmesini alacağız ikinci bölümde. Ama önce Sinan Oğan'la başlıyoruz hemen MHP'nin bundan sonrası birazdan. Alıyora başlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı <laughs> Sinan Oğan konuğum. Hoş geldiniz Hoş tekrar buldum. bir kez daha. E, Yargıtay'ın kararını duyunca ne düşündünüz? Yargıtay'ın kararı e, beklediğimiz bir karardı ama e, bizi daha çok şaşırtan Yargıtay'ın kararı olmadı. Sayın e, Genel Başkanımızın seçimli kurultay e, istemesi oldu. Dolayısıyla biz hani 6 aydır bütün diğer e, arkadaşlarımızla beraber bir tüzük kurultayını yapmak ve tüzüğümüzün 63. maddesinin sadece bir fıkrasını değiştirmek için 6 aydır uğraşıyorduk. İmza topladık, efendim 12. sulh hukuk karar verdi, gemerek mahkemesi yok, tosya mahkemesi yok, 15 Mayıs derken şimdi bir de baktık ki Sayın Genel Başkanımız ödül meydan dedi ve hiç tüzük kurultayına da falan gerek yok, doğrudan seçimli kurultay dedi ve esas bizi şaşırtan bu oldu. Mesela genel merkezden yapılan açıklamaya bakacak olursak, bir kere tarihi belirlediler 10 Temmuz hı. olarak. Ama bir ayrıntı daha verdiler. Salon kiralanmıştır diye. Hı hı. Sizce genel merkez yargıtaydan çıkacak kararı hazırlıklı mıydı? Ee, hazırlıklıydı çünkü Yargıtay'dan başka bir karar beklemiyorduk. Genel merkez de beklemiyordu. Ee, Yargıtay'dan çıkan kararın hemen peşinde e, Semih Yalçın'ın açıklamalarına baktığımızda e, farklı tarihlerde salonların tutulduğunu gördük. Onlar da demek ki bu kararı bekliyorlardı. Aslında herkes bu kararı bekliyordu. Adil olan karar da buydu ve adil olan karar gerçekleşti. Ha bir farklı gerçekleşti. Efendim AKP'nin kurultayı beklendi. Aslında çok daha önce verilecek bir karardı ama AKP'nin kurultayından sonra verildi. Olsun önemli değil. Ee, Yargıtay önemli açısından söylüyorum. Yargıtay açısından söylüyorum. Yani bu kararı biz daha önce bekliyorduk. Bu kararın daha önce çıkması gerekiyordu. Niye gerekiyor? Yargıtay AKP'nin kongresini beklemiş olsun? Yani Anlamak mümkün değil ama yani muhtemelen öyle bir şey oldu. Ama e, Yargıtay'a ben buradan teşekkür ediyorum. Adil bir karar verdiler. Türkiye'de maalesef ki son dönemlerde hukukun e, seviyesi yerlerde Hukukun çilesi var son dönemlerde ve yargıtay bir nevi hukukun namusunu kurtardı. Amiyana tabirle ifade ediyorum çünkü eğer bu konuda çok net bir konu vardı çünkü ortada yargıtay siyasi baskılara boyun eğip farklı bir karar verseydi Türkiye'de hukuka hiçbir şekilde güvenilmez bir noktaya gelecektik. O anlamda yargıtay aslında hukukun bir nevi şeyini de kurtarmış oldu. Saygınlığını da kurtarmış oldu. Bu açıdan Yargıtay'ın kararını ben çok önemli olarak görüyorum. Bugün Nerşirin Hanım tarihe tanıklık ediyoruz. Biz tabii içinde yaşadığımız için çok bu işlerin farkında değiliz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi 47 yıllık ee, şanlı mazisinde sadece iki genel başkana sahip olmuş ve e, biz altı aydır e, bir kurultay sürecindeyiz ve olağanüstü kurultaya gitmek kaydıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir lider değişimini gerçekleştireceğiz. Emin olunuz e, bu hareket sadece Milliyetçi Hareket Partisi tarihinde değil, Türk demokrasi tarihinde son derece önemli bir karar olacaktır. Bizden sonra diğer partiler de benzer yolu takip edeceklerdir göreceksiniz. CHP'de de aynı şey olacaktır. Belki orta vadede AKP'de de benzer şeyler olacaktır. Çünkü Türkiye'de lider sultası e, hakim. Partilerde tek kişiye bağlılık söz konusudur. Siyasi partilerde bir kişinin ağzından çıkacak söze göre bütün diğer yapı oluştuğu halde memlekette farklı bir şey niye bekliyoruz? Siyasi partilerde demokrasi yoksa ülkede biz tek adamlıktan niye şikayet ediyoruz? Ülkede demokrasiden nasıl bahsedeceğiz? Bir ülkede demokrasiden bahsedebilmek için o demokrasiyi getirecek olan siyasetçilerin bir kişinin ağzına bakmaması lazım. Partinin kurumsallaşması, partilerin kurumsallaşması lazım. En Türkiye'deki köklü partilerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Milliyetçi Hareket Partisidir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde bakınız kararlar sadece Sayın Genel Başkan tarafından alınıyor ve diğer herkes de ona riayet ediyor. Şimdi e, bu söylediklerinizden yola çıkarak ne değişecek, ne yapacaksınız, siz ne değiştireceksiniz evet. sorularını soracağım ama sıkıcı olmadan seyircilerimiz hmm. için bir teknik detay aslında bundan evet. sonraki adımı çok belirleyici olacak. Kesinlikle. O da şu, e, şimdi e, seçimli e, kurultaya gitmek istiyor genel merkez. Hmm. Oysa siz itiraz ediyorsunuz, diyorsunuz ki hayır bu bir tüzük kurultayı olmalı, seçim sonra yapılmalı. Neden itiraz ediyorsunuz? şimdi? Evet. Herkesin anlayacağı şekilde bir anlatın. Tane tane hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Tabii e, Türkiye hiç olmadığı kadar MHP'yi konuşuyor. E, şimdi seyircilerimiz ve Ülkücü Milliyetçi Hareket ve e, Türk Milleti'nin e, aklına şu gelebilir. Yahu muhalefet şimdiye kadar kurultay istiyordu. E şimdi Sayın Bahçeli kurultay dedi. Bu defa muhalefet yok. E, seçimli kurultay olmaz diyor gibi bir yanlış algıya insanlarımız kapılabilir. Bunu düzeltmek lazım. Evet. Ee, siyasi biz nasılsa nasıl ki anayasaya bağlıysak Türkiye'deki yaşam bütün kanunlar, kurallar her şey anayasaya bağlıysa partilerin de anayasası tüzüktür. Tüzükler siyasi partiler kanununa aykırı olamaz. Siyasi partiler kanunu anayasaya aykırı olamaz. Bizim mevcut tüzüğümüz diyor ki olağanüstü kurultaylarda seçim yapamazsınız diyor. Bu amir hükümdür. Yaptığınız takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı resen devreye girer ve anayasa mahkemesinden partiye ihtar verdirir. Ve herhangi bir gemerek mahkemesi türü birisi kalkar, bir hakim karar verir, der ki bu tüziye aykırıdır, bir müracaat üzerine mi örneğin. Ve bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsi iptal olur, kurultayı iptal olur. Dolayısıyla da bütün bu yapılan her şey çöpe gitmiş olur. Ya Burada bir tuzak mı var diyorsunuz? Yani e, demek istemiyorum onu. Yani burada bir tuzak var demek istemiyorum ama şunu da demek istemiyorum. Hani genel merkezin hukukçularının tüzüğümüzden haberi yok da demek istemiyorum. Bu ekranlardan genel merkezimiz adına çıkan arkadaşlarımız son 6 aydır efendim mutlaka tüzük kurultayını yapmak lazım. Tüzük kurultayını yapıp hemen peşinden e, yapamazsınız seçimli kurultayı muhakkak bir 2-3 haftalık ara vermek lazım diyorlardı. Çünkü tüzüğün amir hükümlerinden birisi de. 15 gün mutlaka süre evet. olması lazım. Dolayısıyla da aslında bugün Sayın Genel Başkan'ın açıklamalarına baktığımızda o yazılı açıklamanın detayında bu var. Sayın Genel Başkan diyor ki aşama aşama yapılacaktır. İki tane tarih vermişlerdi 26 Haziran ve 10 Temmuz. Tamam gayet güzel aşama aşama yapalım. 26 Haziran'da tüzük kurultayını yapalım. 10 Temmuz'da da genel başkanlık seçimini yapalım. Dolayısıyla da burada aslında sorun yok. Eğer buna itiraz edilirse, tüzük kurultayının ayrı yapılması ve genel başkanlık seçiminin ayrı yapılmasına itiraz edilirse, buradan biz ancak ve ancak art niyet ararız. Çünkü aksi halde yaptığımız bütün işlemler heba olur. Hiçbir anlam ifade etmez. Genel merkezimiz eğer bir daha bizi mahkeme kapılarında süründürmek istemiyorsa, MHP, Ülkücüler, Milliyetçi Hareket Partisi mahkeme kapılarında olmasın diyorsa... Yapacağımız iş hukuka uygun hareket etmek. Biz diyoruz ki hukuk içinde yapalım. Tüzüğümüze, siyasi partiler kanuna ve anayasaya uygun yapalım. Başka bir şey demiyoruz. Şimdi çok basitçe deniliyor ki işte MYK toplanacak, bu madde değiştirilecek, karar al. Bu yetmiyor yani. Hayır MYK'nın öyle bir hakkı yok. Sayın Genel Başkan'a tüzüğümüzün de vermiş olduğu böyle bir hak yok. Ayrıca daha önemlisini söyleyeyim. Genel merkezin artık böyle bir hakkı yok. Yani 12. Sulh Hukuk Mahkemesi ne dedi? Dedi ki, 3 kişilik bir çağrı heyetini ben görevlendiriyorum. Artık bu resmi bir kurumdur. Çağrı heyeti Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzi kurultayına götürmekle mükelleftir. Bitti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi hayır dedi. Gemerek Mahkemesinden bir karar çıkardılar. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'ın kararını beklemeliyiz dediler. Hadi bekledik. Yargıtay ne dedi? 12. Sulh Hukuk Mahkemesi doğru bir karar vermiş dedi. Yani bu işi üç kişilik çağrı heyeti yapacak dedi. Buradan açık ve net söylüyorum. Çağrı heyeti bu tüzüğü yapmazsa suç işler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi çağrı heyetini engellemeye kalkar. Kendisi ayrı bir kurulda yapmaya kalkarsa Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı ve yöneticilerinin hepsi kanun önünde suç işlemiş olur. Dolayısıyla e, bu kurultayı yapacaksa çare heyeti yapacak. heyeti yapacak. Kesinlikle bu bu tartışma götürmez bir durumdur. Çare heyeti tüzük kurultayını yapacak. Ondan sonra genel merkezimizle oturup konuşacağız. Hep beraber 10 Temmuz'da veya başka bir tarihte de genel başkanlık seçimini yapacağız. Çare heyeti bunu yaparken genel merkezimizde gelsin. Çare heyetine bir kişi versinler. O tabi resmi üye olamayacak, çağrı üyesi olamayacak ama gayri resmi bir kişi versinler. Hep beraber bu işi koordine etsin arkadaşlarımız. Bu arada tabi bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi de devlet Bahçeli'nin bu durumda istifa edip etmemesi gerekliliği evet. hukuk açısından ve siyasi etik açısından da. Ne diyorsunuz? <laughs> Bunu ben söyledim zaten. Dün bu karar açıklanır açıklanmaz canlı yayında sordular arkadaşlarımız. de arkadaşlarımız vardı ben söyledim. 63. madde o kadar net ki bizim. Ee, eğer bir tüzük kurultayı yapmadan doğrudan genel başkan seçimli bir kurultaya gideceksek bunun yolu bellidir. En az 15 gün önceden sayın genel başkan istifa eder. Onun yerine MYK ve divan toplanır, bir vekil seçer. O vekil de partiyi kurultaya götürür. Ondan sonra sayın genel başkanımız isterse aday olur. Hep beraber gireriz o yarışmaya. Ve ülkücüler birini seçerler. Onun dışında başka bir yolu yok. Yani hukuk, anayasa, siyasi partiler kanunu, tüzük, ben yaptım oldu. Hani ben genel başkanım, ben yaparım. Böyle bir şey yok. Yani hukuk herkes için eşittir. Kısacık bir e, cevapla belki bu bölümü tamamlayalım. Bütün bu söylediğiniz hukuki süreçler yerine getirilmez. Ve genel merkezin dediği olursa ve Devlet Bahçeli de genel başkanlığı istifa <laughs> etmeden... Bu kurultaya bir aday olarak girerse sonrasında kesinlikle iptal olacağını emin misiniz? Kesinlikle iptal olur. Bunun ötesinde suç işlemiş olurlar. Peki bunun siyasi sonucu ne olur? Bunun siyasi sonucu partimiz bir defa kamuoyu önünde küçük düşer. Partimiz anayasa mahkemesi tarafından ihtara uğrar. Partimiz yeni mahkemelerle ve yeni süreçlerle karşı karşıya kalır. Sayın Genel Başkanımız. Çok güzel ifade etti dün dedi ki ve bugünkü açıklamalarında partimizin daha fazla kamuoyu önünde yıpranmasını istemiyorum dedi. Tartışılmasını istemiyorum. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Ve daha fazla partimizi yıpratmayalım. Hukuk içerisinde tüzük kurultayımızı yapalım. Ardından da genel başkanlık seçimini yapalım ama hukuka uyalım. Biz yaptık oldu mantığıyla yaparsak Şirin Hanım daha sonra Yeni gemerek vakalarıyla karşı karşıya kalırız. Yeni gemerek vakaları da bizi en az bir sene farklı farklı mahkemelerde Milliyetçi Hareket Partisini mahkeme kapılarında süründürür. Bunu hangi ülkücü'nün gönlü razı olur? Hı hı. Olmaz. Sayın Genel Başkanımızın da gönlü razı olmaz. Diğerlerinin de. Şunu söyleyeyim. Genel merkezimizdeki bazı arkadaşlarımız Sayın Genel Başkanımızı yanıltıyorlar. Bazı arkadaşlarımız Genel Başkanımıza dediler ki. Efendim bunlar imza falan toplayamaz. Topladık. 548 imza topladık. Efendim bunlar 12 sul hukuktan başarılı olamazlar. Olduk. Efendim biz bunu gemerekten bozarız, yargıtaydan da çeviririz. Çeviremediler. Şimdi de efendim biz yaparız olur diyorlar. Olmaz. Sayın Genel Başkanı yanlış yönlendirmesinler. Partimizi kamuoyu önünde küçük düşürmesinler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukukçu arkadaşlarımız, diğerleri bu işi biraz araştırsınlar. Tüzüğümüze aykırı hareket edemezler. Bir ay önce bu arkadaşlar televizyon televizyon gezip efendim tüzük kurultayı muhakkak olmalıdır, tüzüğümüzde amir hükümdür, ülkücü iradedir diye bütün televizyonları dolaşıyorlardı. Aynı arkadaşlarımız dün izledim bir kanalda, hayretler içerisinde kaldım, yok böyle bir şey diyor, bir defa da yaparız olur biter diyor. Yani biraz tutarlılık. Peki şimdi birazcık diğer meselelere geçelim. Sonuçta Devlet Bahçeli sizi siyasete soktu, evet. milletvekili yaptı. 24. Mille, dönem ıdır evet. milletvekili evet. olarak parlamentoda yarın nize aldınız. Şöyle bir baktığınızda Devlet Bey'in de bugüne kadarki hep herkes tarafından takdir edilen tarafı, işte sağduyulu olması, siyasi nezaket, sizce niye direniyor muhaliflere? Kendisi mi direniyor? Yani, yani içinde bulunduğu o, tabii o yani kendisi direnmiyor demek e, Sayın Genel Başkan'ı büyük bir töhmet altında bırakmak olur. Dolayısıyla kendisi direniyor. kendisi Niye direniyor? Tanıdığınız e, sormak, sizce yani Sayın Genel Başkanımızı ben iyi tanıdığım kanaatindeyim. Kendisine saygıda hiçbir zaman kusur etmedik. Biz ona hep devlet abi dedik. Hep kendi aramızdaki konuşmalarımızda, kendisiyle konuşmalarımızda Sayın Genel Başkanımız diyorduk ama biz kendi aramızdaki konuşmalarımızda kendisine duyduğumuz yakınlık dolayısıyla devlet abi diyoruz Sayın Genel Başkanımızı. O kadar da yakın görüyoruz. Ancak Sayın Genel Başkanımızın son dönemki tutumlarını anlamak, algılamak mümkün değil. Sayın Genel Başkanımız önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir lider. Bize de bunu öğretti. Ben kendisinin yanında 7 sene bulundum. Milletvekilliğinin dışında. Ve Sayın Genel Başkanımız her zaman e, kadrolara inanan, kadroların yetişmesine inanan ve bizi de, beni de şahsen e, yetiştiren, yetiştirmeye çalışan bir, bir liderimizdi. Ama son dönemki tutumlarını anlamak mümkün değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 19 senedir genel başkanlığını yapıyor. Yani doğrusuyla eğrisiyle bu zamana kadar getirdi. Tadında bırakmakta fayda var Şirin Hanım gitmiyor. Yani gitse eğer bir sihirli reçetesi olsa sayın genel başkanım. Bugün bana gelse, bana gitsem dese ki Sinan kardeşim, Sinan evladım ne derse. Yani şu sihirli reçeteyle bir dahaki seçimde bu partiyi iktidar yapacağım dese ben kendisine her türlü desteği vermeye hazırım. Çünkü bizim için asıl olan milliyetçi hareketi iktidar yapmasıdır. İktidar yapmamızdır. Ülkücü camia büyük sıkıntılar içerisindedir Şirin Hanım. Memleket büyük sıkıntılar içerisindedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye yapmış olduğu tahribatın boyutları bugün çok belli olmasa da önümüzdeki seneler içerisinde bu net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Türkiye bir göçmen mülteci bataklığına çevrildi. Orta Doğu'da dışarıda selam vereceğimiz bir Allah'ın kulu kalmadı. İçeride basının üzerindeki, insanlarımızın üzerindeki baskılar, tek adamlığa doğru giden bir yönetim zihniyeti ve diğer partilerin içerisine elini daldıran bir iktidar yapısı Türkiye'nin dışarıdaki saygınlığı inanın ben dış politika çalışan birisiyim güvenlik çalışan birisiyim Türkiye'nin 1923'ten bugüne dışarıdaki itibarı hiç bu kadar aşağılarda olmamıştı. Bunun da sebebi dış politikayı iç politikaya alet etmeleridir. Hep iç politikada oy alma iç politikada başarılı olma uğruna dış politika kurgulamaya çalıştılar. Böyle bir ortamda bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücülerin iktidarına ihtiyaç var. Devlet Bahçeli Sayın Genel Başkanımız bunun önünde engel olmamalıdır. Çirin Hanım bunun önünü açmalıdır. Emin olunuz ki bakın emin olunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde o kadar güzel kadrolar var ki. O kadar toplum tarafından kucaklanacak kadrolar var ki. Ama şimdi bakıyorsunuz her dönem aynı adaylar, her dönem aynı isimler, vitrine bakıyorsunuz aynı. Ben milletvekiliyken sizin programlara da bazen davet ediyordunuz sağ olasınız geliyorduk. O kadar zorluklarla geliyorduk ki gelemiyorduk, izin alamıyorduk. Önümüz o anlamda kesiliyordu. Yani televizyona çıkmasanız, halkın içine gitmeseniz, yurt dışındaki Türkleri ziyaret etmeseniz, Türk dünyasına gitmezseniz, Güneydoğu'ya Doğu'ya gitmezseniz, nasıl siyaset yapacaksınız? Buradan ben soruyorum. Doğu ve Güneydoğu'da en son ne zaman bulunduk? Ben o bölgenin milletvekiliyim. Hani kendi benim açımdan bir sorun yok. Ben zaten o bölgedeyim. Dolayısıyla da biz Milliyetçi Hareket Partisi bütün Türkiye'nin partisi olmalıyız. Çok net bir şey söyleyeyim size. Biz bugün iktidar olsak Doğu ve Güneydoğu'dan milletvekili çıkarmazsak Türkiye'yi biz böleriz biliyor musunuz? Bakın Türkiye'yi biz böleriz. Doğu ve Güneydoğu'dan milletvekili çıkarmak mecburiyetindeyiz, buna mahkumuz. Bizim Doğu ve Güneydoğu'ya gitmemiz, o bölgedeki insanımızı kucaklamamız lazım. O bölgeye bizim özel bir önem atfetmemiz lazım. Efendim biz oraya gidersek provokasyon olur. Sen Genel Başkanımızın böyle bir endişesi var. Olmaz. Emin olunuz olmaz. Daha birkaç sene öncesinde şehit olan belediye başkanlarımız vardı Bingöl'de. Efendim Ağrı'da milletvekilimiz vardı, Van'da milletvekilimiz vardı, Cizre'den bir dönem belediye başkanımız vardı. O bölgelerde biz yeniden var olabiliriz ve biz o bölgelerde var olmak mecburiyetindeyiz. Sadece Türkiye'nin bölünmesini ve bölücülük tehlikesini silahla bitiremezsiniz. Bölücülerin sayısını azaltmanın yolu o bölgedeki vatanseverlerin sayısını çoğaltmaktan geçer. E, Ankara'da, Balgat'ta oturarak da bunu yapamazsınız. Gideceğiz ve orada bunları yapacağız. Biz bunun izni istiyoruz. Biz ülkücülere diyoruz ki bize müsaade edin, bizi görevlendirin, bizi yetkilendirin. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar yapacağız. Bunun için bilgimiz yeterlidir, deneyimimiz yeterlidir, enerjimiz yeterlidir. Bir seçimde iki miting yapmakla yetinmeyeceğiz. AKP 81 miting mi yapıyor? Biz onun üç katı miting yapacağız. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, uyumayacağız. Gece gündüz Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. Türk milleti siz giderseniz hele ülkücülere kucağını açmaya, kapısını açmaya hazır ama gitmezseniz oralar sizin değil. Şimdi size ama MHP içinden söylemiyorum. MHP dışından MHP'yi çok yakından izleyen analistler, gazeteciler, hmm. yorum yapanlar şunu söylüyorlar. Efendim bunlar sadece koltuk değişimini konuşuyorlar. İdeolojik bir değişim konuşmuyorlar. Yani yeni yüzyılın, yeni çağın gençlerin istediği milliyetçilik tanımı nedir? siz biraz anlattınız şimdi kendi. Bunu tartışmıyorlar, konuşmuyorlar. Bir ülkücü gelecek, gidecek. Diğeri gelecek. Aynı çerçevede MHP kalacak. Bu eleştiriye getirenlere ne dersiniz? Biraz önce dediniz ya sihirli reçete. Sizin bir sihirli reçeteniz, yeniden tanımınız, yeni açılımlarınız var mı? Bir bunu duymak ister tabii zannediyorum ki, tabii, bizi tabii. izleyenler. Tabii. Yoksa aynı şey mi olacak yani? Aynı söylemleri baştan mı konuşuyor ee, şöyle. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şirin Hanım en büyük e, sorunlarından birisi bahsızlığı belki de kendisini anlatamamasıdır. Emin olunuz ki. Bakın sinemalarda filmler çıkıyor değil mi? O 80 öncesini anlatan. Allah şükür şimdi bir iki tane çıktı da, e, da ülkücülerin penceresinden de bakabiliyorlar. Yani ülkücü deyince sinemalarda daha şimdiye kadar ki 12 Eylül öncesinin filmlerinde hep elinde sopa beyaz çoraplı, omuzu düşük kavga eden, vuran, kıran Böyle bir algı yaratıldı. Sorun da burada zaten. Ülkücü bu demek değil. Emin olunuz. Ülkücü yemeyip yediren, içmeyip içiren, komşusu açken kendisi tok yatmayan, okuyan her şeyden önemlisi. Ülkücü dediğiniz insan eğitimli insandır. Kitapları yemiş yutmuş insandır. Böyle bir ülkücü tanımı gerçek hayatta var iken biz Türk milletine, Türkiye'ye bu gerçek ülkücüyü tanıtamamışız. Bunun için bir gayretle sarf etmemişiz. Bunun için ne sanatçılarımızı teşvik etmişiz ne o anlamda yazar çizerimize sahip çıkmışız. Siyaset tek başına efendim salı günleri grup konuşması yaparak olmaz. Siyaset toplumun her alanına nüfuz etmekle olur. Sivil toplum kuruluşlarına nüfuz edeceksiniz. Toplumun e, sosyal tabakalarına nüfuz edeceksiniz. Sanatçılarla oturup bir sabah kahvaltı yapacaksınız. En basit örnek. Bir film setini gidip ziyaret edeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman sihirli formül aslında aramaya gerek yok. Sihirli formül bellidir. Halkın içinde olacaksınız. Halk sizin nezdinizde ülkücüleri tanıyacak, görecek. Ama bir tek siz olmayacaksınız. Ben genel başkan seçildiğim takdirde ben çalışkan bir insanım. İlk seçildiğim zaman bizim 52 vekilimiz vardı. AKP'nin 327. Ben bir hesap yaptım. Dedim ki yani ben bir vekil kadar çalışırsam AKP'nin altı adım gerisinde kalırım. Ha git ki yetişesin. Çünkü sayı fazla. O zaman dedim ki Sinan Oğan sen en az 6 AKP'li kadar çalışacaksın ki onlara denk bir çalışmaya gelesin. Bakınız ben 4 yıllık bir vekilim. Şu an genel başkanlığın en iddialı adaylarından birisiyim. Diğer arkadaşlarımızın en iddialı adayım hatta onu da söyleyeyim. Diğer arkadaşlarımız bakanlık yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış, genel sekreterlik, efendim meclis başkan vekilliği, başka partilerde siyaset 5-6 dönem milletvekilliği yapanlar var. Bu kardeşiniz bir dönem vekillik yaptığı halde bugün en iddialı vekil en iddialı adaydır. Bunun sebebi formülü basittir. Çalışmak. Disiplinli çalışmak, ülkücü ahlak ve terbiyesi içinde çalışmak ve dünyayı tanımak Şirin Hanım. Ülkücüler dünyayı tanıyan insanlardır. Teknolojiyi tanıyan insanlardır. Bakınız biz ne diyoruz? Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm şarkısını ülkücüler söylüyor. Ama ırmaklarımız katledilirken ülkücüler nerede? Yeşil katledilirken, doğa katledilirken ülkücüler nerede? Hiç görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Niye? Belli kalıplar var. Bunu solcular yapar. Hayır efendim. Demokrasi, insan hakları aman söylemeyelim. Niye? Bu solcuların jargonu. Hayır efendim demokrasi ülkücünün jargonu olacaktır. İnsan haklarını biz savunacağız. Şeyh Edebali Hazretleri ne demiş? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şunu net söyleyeyim. Böyle katı devletçi bir parti olmaktan çıkaracağız. Halk için, millet için siyaset yapacağız. Şeyh Edebali Hazretleri'nin dediği için insanı yaşatacağız. Bu insan da sadece ülkücüler değil. Türk milletinin bütün fertleri. Hangi etnik kökenden gelirse gelsin, Hangi dini inanca mensup olursa olsun, hangi nesepten, hangi mezhepten ne bileyim ne olması önemli değil. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine inansın yeter. Bayrağımıza bayrağımız desin, ülkemize ülkemiz desin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bu söyledikleriniz önemli tabii. Çünkü bir yazar Kürşat Bumin yazmış. Bugün demiş, İslami siyaseti de en şahane yapan AK Parti milliyetçiliğinde şahanesini ahlak ahla, ahlasını yapan Ak Parti dolayısıyla MHP'liler ne diyecekler de Ak Parti'ye giden oylarını geri alacaklar. E, Meral Akşener benim yayında demişti ki e, biz daha merkez sol e, merkez sağ bir parti olmamız gerekiyor. Bunun içine e, yani daha sizin de biraz önce söylediğiniz gibi daha farklı açılımları katmamız gerekiyor. Siz de mi aynı şekilde düşünüyorsunuz? Yani ben biraz farklı düşünüyorum. Da? Ben biraz farklı düşünüyorum ancak Kürşet Bumi'nin sözüne haklılık veriyorum. Dinin de en iyi siyasetini yapan AKP'lilerdir, milliyetçiliğin de siyasetini en iyi yapan AKP'lilerdir. Ama gerçek dini de en iyi yaşayan ülkücülerdir, milliyetçiliği de en iyi yaşayan ülkücülerdir. Aramızdaki fark budur. Biz yaşadığımızı topluma göstermiyoruz. Bunlar yaşamadıklarını topluma öyle bir satıyorlar ki, Gördüğünüzde bir tek bunlar dine sahip, bir tek bunlar Müslüman, bir tek bunlar dini vecibelerini yerine getiriyor. Ülkücüler getirmiyor gibi anlaşılıyor. Bir tek bunlar milliyetçi, ülkücüler değil gibi anlaşılıyor. Bunlar değil miydi? Milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık diyen bunlardı. 14 senede o kadar büyük tahribatları var ki, siyaseten kullanılacak o kadar çok şey var ki. Ama bunu bulacak, kullanacak, bir kadroya ihtiyaç var. Sadece lider değişimi yetmez. Kadrolar da değişecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bizim liderliğimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünü tıkayan bütün kadrolar dinlenmeye bırakılacaktır. Ve e, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, encümenlerimiz, kadın kollarımız, ocak başkanlarımız, şaşırırsınız Avrupa'da master'ı doktorası olan ocak başkanlarımız var. Efendim ilçe başkanlarımız var. Bunların önünü açtığınız zaman Türkiye'ye o kadar güzel kadrolar getiririz ki göreceksiniz Türkiye'de siyaset anlayışı birden değişir. Türk siyasetinin seviyesi birden değişir. Biz değişim diyoruz ama dönüşüm demiyoruz. O farka geleyim. Ha. Dönüşüm Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonu olur. Bugün ANAP hatırlayan var mı? Bugün Doğru Yol Partisini, bugün Demokrat Partisini hatırlayan var mı? Yok. İddia ediyorum. Biz bu değişimi yapalım. 10 sene sonra AKP'yi hatırlayan olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bir ideoloji partisidir. Omurgamızın ülkücü milliyetçi sağlam kadrolardan oluşması lazım ama biz kucağımızı geniş açacağız. Ama biz bizde siyaset yapmak herkes isteyen, milli manevi değerlerimize saygı gösteren herkese buyurun gel diyeceğiz. Gelin en aşağı noktadan başlayın. Buyurun gelin diyeceğiz. Ama sağlam bir ülkücü milliyetçi direksiyonda oturan sağlam ülkücü olduktan sonra Omurga sağlam ülkücü olduktan sonra evet merkez sağda o anlamda partimizi çekebiliriz ama partimizi dönüştüremeyiz. Dur. Bu çok önemli bakınız. Partimizi dönüştürmek isteyenler var. Net. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Peki. Biraz önce dediniz ki biz Türkiye Partisi olmalıyız ve örnekler Elbette. sıraladınız. Şimdi özellikle HDP'yi eleştirirken MHP adına konuşanlar hep işte onlar bölücü ve etnik Kimlik siyaseti yapıyorlar. O zaman MHP de etnik kimlik siyaseti yapıyor, eleştirisi getiriliyordu çünkü sizde Türk milliyetçiliği üzerinden bir e, kimlik siyaseti. Siz seçilirseniz, evet. bu MHP'nin Türk kimliği üzerinden siyasetini yeni bir dille ifade etmeyi, açmayı daha kapsayıcı, daha farklı tanımlamayı düşünüyor musunuz? Yani sizin partinizde mesela ee, farklı e, dini ya da etnik kimlikten milletvekilleri olsun ister misiniz? Parti mensuplarınız olsun ister misiniz? <laughs> Bu milliyetçilik tanımı dünyada değişirken nasıl değişecek sizin başkanlarınız? Milliyetçilik tanımı e, dünyada birincisi değişmiyor. Tam tersine dünya giderek daha milliyetçi bir yer haline geliyor. İkincisi kapsayıcılık diyorsunuz. Türk kelimesinden daha kapsayıcı ne olabilir Şirin Hanım? Türk etnik bir ırk olarak ifade edilmiyor ki bizim ortak şemsiyemiz olarak ifade ediliyor. Siz örneğin diyelim ki Çerkez kökenlisiniz veya da örneğin Kürt kökenlisiniz veya başka Arnavut kökenlisiniz. Ama siz Türkiye'de nesiniz? Ortak kimliğimiz olan Türksünüz. Nasıl ki İngiltere'ye gittiğinizde İngiliz oluyorsunuz veya İngiliz olunuyor. Yunanistan'da Yunan, İtalya'da İtalyan, Almanya'da Alman olunuyor. Türkiye'de de Türk olunuyor. Bu tartışma niye hiçbir yerde yok bir tek Türkiye'de var? Türkiye'de Türk gelmesinden niye insanlar o anlamda böyle belli bir kesimler ayrışmaya götürüyor bunu? Türkiyelilik diye bir kavram olamaz ki. Uydurma tabirlerle sorunu çözemezsiniz. Türk tabirini doğru anlatmak durumundasınız. Biz etnik bir ırktan bahsetmiyoruz. Bizim hepimizin ortak kümliğinden bahsediyoruz. Başka milletvekilleri, başka siyah kökenden gelen insanlar olabilir mi? Efendim Türk milliyetçiliği fikriyatına sahip olduktan sonra, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne e, saygı gösterdikten sonra, al bayrağımıza bayram dedikten sonra, sınırlarımıza bizim sınırımız, ben bu ülke için bizim söylediğimiz gibi, ben bu ülke için ölürüm diyen bir insanın, biz ona sen hangi kökendensin diye ne zaman sorduk? Bizim rahmetli Bingöl Belediye Başkanımızın kökeni neydi biliyor musunuz? Kürt kökenliydi. Bizim şu an partimizde siyaset yapan Kürt kökenli arkadaşlarımız var. Iğdır'da bana e, oy veren e, binlerce e, Kürt vatandaşımız var. Bugün Ülke Ocakları Başkanımız var. Kürt, Çerkez başka kökenlerden. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nde, bakınız diğer partilerde belki vardır ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde senin kökenin ne diye kimse kimseye sormamıştır. Peki şimdi e, Devlet Bahçeli ile rakip olacaksınız. Evet. Ne diyorsunuz? Sayın Genel Başkanımız bizim 19 senedir Genel Başkanımızdır. Ama e, siz eğer bir şeye iddialıysanız e, zor zamanlar lider çıkarır Şirin Hanım. Normal zamanlar lider çıkarmaz. Bugün zor zamanlardan geçiyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan değil lider seçmek zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer partilerden farkı şudur. Biz sadece Türkiye'deki Türk Milliyetçilerine lider seçmeyeceğiz. Bütün Türk dünyasının gözü Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, Türk dünyasının lideridir. Yani zorlu bir rakip olur mu size? Sayın Genel Başkanımızın ben hala, hala aday olmayacağı kanaatindeyim. Olsa dahi e, şeklen aday olacağı, o düzeni sağlamak için aday olacağı ve ondan sonra da çekileceği kanaatindeyim. Çünkü Sayın Genel Başkanımız da farkındadır ki, 19 senedir genel başkanlık yapıyor, yeterli bir süredir. Bir partiyi iktidar yapmak için 19 senede eğer yapabileceğiniz ne varsa vermişsinizdir. Şimdi verecek bir şey yok. Sayın Genel Başkanımızın sağlığını da düşünmek lazım. Sayın Genel Başkanımızın iyi bir dinlenmeye ihtiyacı var. Şimdi ben bu MHP konusu gündemimizi çok tabii, önemli ölçüde kapladığı için... Meral Hanım'la yaptığım röportaj <laughs> öncesinde de biraz sokağın nabzını tutmuştum. Sizinle yap yapacağım için de tuttum. Bir resi dedi ki bir vatandaşımız aman dedi Devlet Bahçeli gider bu sefer öbür adaylar birbirlerini yemeye başlarlar. Bizim Türkiye'de hep böyle olur. Bu sefer onlar birbirlerine düşerler. Oradan yine bir şey çıkmaz. Diğer rakipleriniz konusunda ne düşünüyorsunuz? Meral Akşener... Güçlü bir rakip olarak <laughs> e, kamuoyuna yansıyor. Öyle midir? Kendiniz bir kamuoyu araştırması yaptınız mı? Şansınızı sıralamada nasıl görüyorsunuz? Şimdi birincisi... E, Düşer misiniz birbirinize? E, ondan başlayacağım. Yani böyle bir algı vermişsek üzüldüm buna. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki esas düstur şudur. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bir sözü var. Ülkücü ülkücünün kardeşidir. Biz bütün ülkücülere kardeşim olarak bakıyoruz bize oy veren delegeler, bize oy vermeyen delegeler. Şu an genel merkez yönetimde bulunan insanlar, bulunmayan insanlar hepsi bizim kardeşimizdir. O gün geldiğinde kurultay günü seçim yapıldıktan sonra bütün geçmişe dönük defterler kapanacaktır. Ben beyaz bir sayfa açılacaktır ve bütün ülkücülerin kardeş olduğunu biz ispatlayacağız. Biz yeni ayrılıkları ortaya çıkarmak için gelmiyoruz. Ayrılıkları bitirmek için geliyoruz. O kadar çok insan bu süreç içerisinde küstürülmüş ki Hanım. Bazısı gidip ayrı bir parti kurmuş, bazısı sadece siyasetin dışında kalmış, uzaktan seyrediyor. Biz kucaklaşmaya geliyoruz ve sadece dışarıdakilerle de değil, kendi diğer içimizdeki gerek genel merkezin yanında olan, gerek olmayan, gerek mevcut adaylar olsun, gerekse aday olmayı düşünenler olsun. Ben buradan Türk milletinin önünden açıkça söz veriyorum. Ben kazanırsam bu seçimi ki kazanacağıma inanıyorum. Diğer bütün arkadaşlarımızı en layık oldukları görevleri kendilerine sunacağım. Diğer arkadaşlarımızdan herhangi biri kazanırsa bir ülkücü nefer olarak bu arkadaşımızın başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu sözümü de buradan ekranlardan söylüyorum. Dolayısıyla o kardeşimiz endişe etmesin. Biz asla birbirimize düşmeyiz. İkinci olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani bu kurultayı bizim önümüzü açacak bir kurultaydır. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adayları birbirine düşmeyecek ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yok devam edin buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan adayları o çerçevede o gün seçilecektir. Diğer bütün adaylar da onun etrafında birleşeceklerdir. E, Delegeler de, Diğer, diğer e, aday arkadaşlara Gelecek olursak ben en güçlü Adayı kendim görüyorum Bunu delegelerle birebir görüşmemden anlıyorum e, Milliyetçi Hareket Partisi Diğer partilerden farklı olarak e, kamuoyuyla, efendim, e, Televizyonlarla veya da taşıma kalabalıklarla Kendine genel başkan seçmeyecektir Kurultay günü Delegelerin iradesiyle Ülkücülerin iradesiyle seçecektir O sebeple Emin'e Tarhanı Ülker Tarhanı da bu halk unutmadı. Cem Uzanı da unutmadı. Efendim farklı böyle rüzgarla gelenleri de unutmadı. Rüzgarla gelip rüzgarla gidenleri de unutmadı. Dolayısıyla da Milliyetçi Hareket Partisi rüzgarla gelenlere değil, ülkücülerin sağ duyusuyla, vicdanlarıyla baş başa kaldıkları o sandıkta seçilecektir. Ve ülkücülerle konuştuğumuzda da mutlaka bir Ülkücü lider istediklerini, sadece Türkiye'ye değil, Turan'a lider istediklerini söylüyorlar. Genç olması gerektiğini söylüyorlar. Dinamik olması gerektiğini söylüyorlar. Yeterince televizyon ekran tecrübesi olması gerektiğini söylüyorlar ve AKP ile dişe diş, başa baş mücadele ha. edecek bir lider istediklerini söylüyorlar. Peki soru şu. Ee, Devlet Bahçeli'nin son dönem açıklamaları ve genel merkez yani onun daha ona daha yakın isimli açıklamalarıyla ortaya çıkan tablo MHP'nin AK Parti'nin başkanlık e, planını ya da hatta partili başkanlık daha küçük ama esas başkanlık planını desteklediği e, bir koltuk değneği olduğu ve MHP'nin neredeyse AK Parti ile bütünleşmek <laughs> üzere olduğu e, böyle bir yanlış bir algı var maalesef. Siz genel başkan seçilirseniz Başkanlık sistemine ne diyeceksiniz? Yeni Başkanlık sistemine diyeceksiniz? hayır diyeceğiz. Anayasanın yenilenmesine evet diyeceğiz. Ee, yenilenmesini istiyorsunuz. Yenilenmesini elbette istiyoruz. Yani bu siyasi partiler kanunundan en çok biz muzdaribiz. Muzdari ee, bu 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 da yeni anayasayla düzenlenecek olan şeylerden birisidir. Kaldı ki birçok bir madde üzerinde de anlaşılmış 60'tan fazla madde üzerinde de anlaşılmış durumdadır. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne o koltuk değneği algısını kesinlikle yıkacağız. Biz doğrunun yanında olacağız her zaman. AKP doğru bir şey yaparsa doğru diyeceğiz. Yanlış bir şey yaparsa da yanlış diyeceğiz. Türkiye seçeneğinden mahrum bırakıldı. Türkiye'nin önünde seçenek kalmadı. Türkiye'nin önüne seçenek getirilmediği için AKP yeniden iktidar oldu. Ve biz millete siz umutsuz değilsiniz. Sizin önünüzde bir iktidar seçeneği var, onu diyeceğiz. Göreceksiniz. En kısa sürede, şimdi e, herkes endişe ediyor ya AKP ya bir erken seçime giderse. Bu defa AKP erken seçime gitmemek için her formülü deneyecek. Çünkü biz erken seçim isteyeceğiz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni o anlamda tarlaya indirdiğimizde, fabrikaya indirdiğimizde, halka, şehre, sokaklara indirdiğimizde bu defa, sokaklara, halka, siyaset arenasına Milliyetçi Hareket Partisi Şimdi, sahip olacak. Milliyetçi Hareket Partisi şu an etken konumda değil, edilgen konumda. Peki. Siyaseti domine edemiyor. Siyaseti AKP domine ediyor. Biz bunu bitireceğiz. Siyasete MHP yön verecek. Şimdi onu ben de tam onu soracaktım. Yani e, MHP bir e, terör sorununun çözümü üzerinden Devlet Bahçeli diyor ki biz her zaman AK Parti'ye desteğimizi veriyoruz. Dolayısıyla bir öyle açıklama yapmıştı. Gerçi bugün açıklaması biraz daha farklıydı. Başkanlık ya da partili başkanlık meselesi Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetir dedi. Bir hafta önce oysa ki MHP'nin bir muhtemel koalisyonda olabileceğini tartışıyorduk. Bir hafta içinde bir değişiklik oldu. Bunu nasıl gördünüz? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Anayasa değişiklikleri sırasında herhangi bir şekilde partili cumhurbaşkanlığına ya da başkanlığa bir destek çıkar mı? Eğer bunun karşılığında AK Parti size bir koalisyon teklifi ya da daha farklı tekliflerle gelirse. 80 vekilken koalisyon yapılmadı. Şimdi 40 vekilken neyin koalisyonu yapılacak? Kaldı ki AKP'nin de böyle bir teklifte bulunacağını da düşünmüyorum. Biz Sayın Bahçeli ne yapar onu konuşmamalıyız. Biz geldiğimizde ne yapacağız? Çünkü biz geleceğiz. Çünkü bu Biz hem, hem geleceğiz hem geleceğiz. Hayır. Bir ay içerisinde biz bu sorunu çözeceğiz. Dolayısıyla da artık geçmişten değil gelecekten konuşmamız lazım. Biz geleceğiz ve biz ne yapacağız onu sormanız lazım Şirin Hanım. Ee, biz e, ne başkanlık sisteminin terörü bitireceğine, ne başkanlık sisteminin efendim bugünkü ekonomik krize çözüm olacağına inanmıyoruz. Başkanlık sistemi olduğunda efendim Türkiye'de e, enflasyon mu düşecek? E, i̇şçinin ücretleri mi artacak? Ne olacak? Başkanlık sistemi geldi. Avrupa'da bizim efendim yerlerde sürünen itibarımız mı yükselecek? Orta Doğu'da bir Allah'ın kulu bize selam vermiyor. Başkanlık sistemi gelince Orta Doğu'da herkes aa ne güzel Türkiye'de başkanlık sistemi geldi. Hadi barışalım mı diyecek. Sorunun çözümü başkanlık sistemi değil. Sorunun çözümü Türkiye'de yeni siyaset anlayışıdır. AKP'nin 14 senedirlik tükenmişliğine Türkiye'de çare bulmaktır. Türk siyasetinin önünü açmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Öyle bir parti ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin önü açıldığı zaman göreceksiniz Türk siyasetinin önüne açılacaktır. Bugün genç, vizyon sahibi, dünyayı bilen liderlere ihtiyacı var ve Türkiye yakın bir zamanda buna kavuşacak. Şimdi geçen hafta Devlet Bahçeli ile partiden ayrılan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Turul Türkeş'in fotoğrafı basına yansıdı. Önümüzdeki dönem Turul Türkeş'in partiye dönerek... Yine AK Parti'ye yakın bir MHP formülünün içinde yer alabileceğini düşünüyor musunuz? Örneğin bu kurultay yeniden böyle bir imkanı ortaya çıkarır mı? Böyle bir nasıl okudunuz Şimdi, o, o tarafı mesela? Şimdi yani ona çok anlamlar yüklemedim ben. Sayın Türkeş Başbuğumuzun oğludur. Ha şurada şunu da ifade edeyim açıkça. Sayın Çağrı Türkeş bizimle beraber siyaset yapıyor şimdi. Başbuğumuzun kızıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde biz Türkeş soy isminin mutlaka muhafaza edilmesi gerektiği kanaatindeyiz ve Sayın Çağrı Türkeş de buradan da bizi izliyor. Gelmeden de konuştum kendisine. Selamlarımı, hürmetlerimi de gönderiyorum. Dolayısıyla Türkeş soy ismi aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nde bizimle beraber yaşayacak. Biz şunu ifade ettik. Dedik ki biz geldiğimizde o günü milat ilan edeceğiz. O günden önce kim hangi sebeple nereye gitmişse Milletçi Hareket Partisine dönebilir diyeceğiz. Biz o gün ne kadar kim küstürüldüyse Milletçi Hareket Partisine dönebilir diyeceğiz. Biz projeleri olan bir adayız. Projelerimiz hazır. Üç dönem kuralını getireceğiz. Genel başkan yardımcıları artık bundan sonra Türk siyasetine yeni bir açılım getireceğiz. Genel başkan yardımcısı teknik kadro olacak. Hem genel başkan yardımcısı hem başdanışman hem komisyon başkanı hem milletvekili hem şey hem bu olmayacak. Genel başkan yardımcısı olan milletvekili olamayacak. Parti işleriyle meşgul olacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ilk defa biz getireceğiz Türk siyasetine. Aksaçlılar heyetini getireceğiz. Türk öresinde var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde delegelerle istişareyi hakim kılacağız Şirin Hanım. Şimdi o kadar çok yapacağımız şey var ki Milliyetçi Hareket Partisi'ni nasıl yöneteceğimizi biz il il geziyoruz vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bugün normalde ben Nevşehir'de olacaktım. Buradan da çok selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. İptal etmek durumunda kaldım son gelişmelerle ilgili. Allah izin verirse pazartesi yapacağız. Cuma günü Sakarya'da, Cumartesi Kocaeli'nde bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni nasıl yöneteceğimizi anlatıyoruz. Bundan sonra da ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatacağız ve insanlar da göreceksiniz bize inanacak, güvenecek. E, e, son iki soru hemen vaktim çok az kaldı. Bir, Bugün ülkede en fazla talep edilen ve yurt dışından da Türkiye'ye bakıldığında problem e, sorun olarak ortaya çıkan meseleler, insan hakları, ifade özgürlüğü, demokratik kriterler. Bunlar konusunda MHP'de genel başkan seçilirseniz bir açılım, mesela basın radikal özgürlüğü radikal açılım olacak. Radikal açılım olacak. İnsan haklarını Türkiye'de efendim belli radikal gruplar savunmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi savunacak. Demokrasiyi Milliyetçi Hareket Partisi savunacak Türkiye'de. Emin olunuz göreceksiniz. Her Bölücülük içermiyor. her içermiyor. Ifade özgürlüğü Bölücülük içermiyorsa bizim bizim kırmızı çizgimiz bölücülüktür. Bölücülük içermeyen ifadeler tabi milli ve manevi değerlerimize örneğin Kur'an-ı Kerim'e hakaret içermiyorsa yani ifade özgürlüğünde bütün dünyada kabul görmüş sınırları vardır. Biz ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insanlara küfür etmiyorsa, hakaret etmiyorsa, sadece eleştiri içerisinde kalıyorsa basın özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Türkiye'de bugün basının üzerinde bu kadar şiddet var ise, baskı var ise bunun müsebbiflerinden birisi de zayıf muhalefettir Şirin Hanım. Dolayısıyla da göreceksiniz alışılmışın dışında Milliyetçi Hareket Partisi gelecek. Türkiye'nin her alanında fikir sahibi olacak. Şimdi MHP'de ince aklına ne geliyor? Efendim terör politikası. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomi politikaları niye Türkiye'de tartışılmıyor? Bizim zamanımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomi politikaları Türkiye'de tartışılacak teknoloji, inovasyon politikalarımız tartışılacak. Dördüncü sanayi devrimi var dünyada. Bunu, bunu Türkiye'ye de biz konuşacağız. Yani yepyeni bir Milliyetçi Hareket Partisi, genç dinamik Türkiye'ye yepyeni bir genç dinamik bir Milliyetçi Hareket Partisi getireceğiz. Bunu yapacak yeteneğimiz, kadromuz, tecrübemiz, enerjimiz, aklımız, birikimimiz var. Ve emin olunuz ki ülkücü kadrolar artık Türkiye'de iktidarı devralmaya hazır bir seçim konuşması gibi oldu. Şimdi o zaman sizin söylediğiniz en başta ki e, adıma dön bitirmek zorundayım ama hı hı. E, tüzük kurultayının önce yapılması ve bunu çareye etti yapması. Bunun dışında bir alternatif ve yok. Bu konuda Suç sadece kişiler. bir cümle. Bir cümle. Peki ne yapacaksınız yani yarından itibaren? Genel ben ee, böyle bir karar aldım. Bir yerim başvuracağız. diğer aday arkadaşlarla yapacağımız şeyi söyleyeyim. Bugün de bir telefon trafiği yaşadık. Zaten diğer aday arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Çare zaten Ankara'ya çağırdık. Avukat arkadaşlarımızı çağırdık. Çağrı heyetimiz muhtemelen e, yarın değil öbür gün bir karar o anlamda e, artık ortaya koymuş olurlar. Ve çağrı heyetimiz işe başlayacak. Biz de çağrı heyetimizin arkasında onu destekleyeceğiz. Resmi kurum çağrı heyetidir. Resmi muhatap çağrı heyetidir. Biz de siyasal olarak onları destekleyeceğiz. Seyhan çok teşekkür ederim. Ben çok ederiz. teşekkür ederim Biz davet ettiğiniz için. başarılar dileriz. Sıcak bir yaz olacak demiştik. Ee, geçen yıl seçimlerle. Ama de, MHP gelecek şey. serinletecek. Bu yaz özellikle Temmuz ayında ve belki öncesinde de MHP'nin kurultayını ve adaylarını çok çok mutlu Bu arada çok teşekkür şehitlerimiz ediyoruz. var Allah'tan rahmet diliyorum galiba evet. yeni bir patlama da evet. yayına girmeden. Mardin Midyat'ta evet. Anıtlı karakoluna bombalı araçla saldırı oldu jandarma karakoluna bir asker şehit iki korucu şehit şu anda ben Allah'tan rahmet böyle diliyorum Ay şunu da söyleyeyim zaten. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en iyi olduğu alanlardan biridir. Biz geldiğimizde bunu da AKP'ye e, bu konuda biz destek vereceğiz. Önerimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, terörü bitirmek üzere yepyeni bir konsepti olacaktır. Terörle mücadele konsepti olacaktır. Bunu AKP istediği takdirde seve seve AKP ile paylaşacağız ve destekleyeceğiz. Çünkü terörle mücadele siyasi partilerin oy devşirme meselesi değil, milli meseledir. Ve biz her türlü milli meselede e, olaya milli olarak bakacağız. Bu önemli bu sözlerle kapatalım çünkü MHP'ye getirilen en fazla eleştiri her şeyi itiraz ediyorlar hiçbir zaman bir öneri getirmiyorlardı. Bir dahaki programımızda e, o zaman da netleşmiş olur daha detaylı politikalarınızı yapmak istedikleriniz İnşallah. konuşulur. Şu ana kadar e, önemliydi söyledikleriniz çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sinan Oğan e, başarılar dileriz. Ne oluyor kısa bir ara vereceğiz. Diğer meseleyi yani hükümetin yeni kabinesini ve dokunulmazlıklar meselesini konuşacağız. Birazdan bizden ayrılmayın. Tekrar teşekkür edelim katıldığınız için. Zatettin Bey bir ekleme yapmak istiyordu buyurun. Tabii şimdi e, birinci bölümde söylediğim bu e, intihar saldırganının taziyesine gitme meselesiyle ilgili bir tavzihatta bulunmak istiyorum. Yani şöyle bir şey e, elbette yani terörü destekleme veya o anlama çekilebilecek bir davranış olarak yorumlandığını biliyorum. Ben burada sadece işin bu boyutu tamam amenna ama bir de bölgedeki hassasiyetleri dikkate almak gerektiğini söylemek gerekir. Bu mesele üzerinden gidilirse yeni bir mağduriyet ortaya çıkar. PKK ve bileşenlerinin Kürt coğrafyasında bugün bu denli etkili olmalarının tek nedeni de sürekli mağduriyetler üzerinde devam etmiş olmalarıdır. Birincisi Cumhuriyet kurulduğundan beri Kürtlerin bir şekilde mağdur edilmişliğini biliyoruz ve bu mağduriyetler büyüye büyüye sonunda PKK'yı ortaya çıkarmıştır. PKK da sürekli bir şekilde mağduriyetlerden besleniyor. Yani Kürtler şu veya bu şekilde herhangi bir yerde mağdur oldukları zaman bunun propagandasını yaparak kendi örgütsel güçlerini bundan alıyorlar, bununla besleniyorlar. PKK zafer kazanmak, yer kazanmak, toprak kazanmak üzerine kurulmuş bir örgüt değildir. PKK Kürtlerin mağduriyetlerinden hareketle Kürtler üzerinden bir vesayet sistemi oluşturma odaklı bir örgüttür. Bu yüzden PKK'ya verilen zararlar veya PKK ile ilintili olan insanlara verilen zararlar, siyasetçilere verilen zararlar diyelim, onları Bunlar mağduriyet olarak bölgede algılanıyor ve bunu devşirecek Peki, güç de onlardır. Siz başlattınız, sizden evet. devam edeyim hemen. Ee, yeni kabineye baktığınızda bu çok düşünüldü. Hani biraz önce İdris Bey de dedi, Ersan Bey de dedi. Hani bundan sonraki süreçte belki bu yanlıştan dönülebilir. İdris Bey diyor ki e, yargıya bırakalım, onlar zaten mecrasında gitsin. E, er, e, Ersan Bey daha farklı düşünüyor ama yeni kabineye baktığımızda herkes düşünüyordu ki bu yeni kabine belki yeniden çözüm umutlarını e, yeşertecek bir kabine olabilir oysa gördük ki çözüm sürecinde rol almış iki bakan bugün kabinede yoklar daha çok altyapı yatırımları hizmet odaklı ve üst yapı altyapı yatırım odaklı bir hükümet sizin bu doğundan çizdiğiniz yani kütle açısından çizdiğiniz pencereden bakıldığında bir umut var mı? hem yani... bu dokunulmazlıkların kaldırılması hem çözümle ilgili hiçbir satır geçmiyor yeni kabine açısından ne diyorsunuz? Tabii ben çözüm sürecinin kişilere bağlı bir olgu olduğuna inanmıyorum. Yani şu kişiler kabinede olsaydı çözüm süreciyle ilgili olarak bir umudumuz olabilirdi demiyorum. Kişilerle bağlantılı değil. Bence toplumsal bir istektir. Bu şiddet ortamının oluşturduğu havaya rağmen Türkler de Kürtler de çözüm sürecini istiyorlar. Bir de bence devletin böyle bir isteği de vardır. Bu bir devlet politikasıdır. Dolayısıyla kabinede bir takım değişiklikler olmuş olsa bile daha önceki çözüm sürecinde rol almış olan milletvekillerin veya bakanların e, şu andaki kabinede yer almamış olmalarına rağmen ben şahsen çözüm sürecinin devam edeceğini ya da e, kaldığı yerden emaresi ne nerede işte yani... halkın talepleri, halkın talepleri yani kabinenin de yani yapısına bakarsak e, öyle de çok da çözüm sürecine uzak insanlar değildirler. Yani Ak Parti'nin Varlığı zaten Türkiye'deki bir takım sorunların üzerine gitme esasına dayalıydı. Bu konuda da bazı deneyimleri vardır ve haklarını yemeyelim. Doğru adımlar da atmışlardı. Bir kere Türkiye'de ilk defa Kürt sorununun şiddet dışında da anlaşılabilmesi noktasında bir çözüm sürecini başlattı. İki sene, iki buçuk sene. Devam etti ama kısa bir süre devam etti. Şu anda çok büyük bir şiddet sarmalına girmiş bulunuyoruz ama böyle bir şeyi denemiş olmak Türkiye açısından evet. çok büyük bir meseleydi. Bence bir kere denemiş ve güzel olduğu, iyi olduğu Türkler, Kürtler herkes tarafından onaylanmış, kabul edilmiş bir sürecin bundan sonra da devam edeceğini. Hatta yeni kabile belki biraz daha üzerinde durursak en azından mesela Binali Bey'in meseleleri atan o kapalı ortamları, espirtüel tavrıyla dağıtan o kişiliği bence bu havayı da dağıtıp e, evrilebilir bu yöne. yani Bundan Öyle dolayı bir tefaül, bir iyi niyet şeyi de düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Peki Bey ne Şimdi, e, Ben Doğu Karadenizliyim ve e, yani orada yer yer milliyetçi tepkilerinin yüksek olduğu bir bölge. E, AK Parti'nin 10 milyon üyesi var ve e, AK Parti bu konuyu çok rahatlıkla, yani çözüm sürecinin için elzem olduğunu, iktisadi e, ölümler vesaire çok İyi anlatmıştı ve e, bu konuda e, toplumun, e, yani ciddi bir kamuoyu oluşturma gücü var bu e, örgütün. Toplumu hazırlamıştı. Benim en fazla eleştirdiğim şey bu. Birincisi, e, bal gibi AK Parti'nin bir sürü milletvekili çözüm sürecinin kaçınılmaz olduğunu, bunun siyasi bir mesele olduğunu ve siyasetin çözülmesi gerektiğini, askeri çözümlerin çok daha e, kaygan bir zemin olan bölgede, yani Ortadoğu bölgesinde çok farklı... E, e, beklenmedik e, sorunlara yol açabileceğini biliyorlar. Ama harekete geçemiyorlar. Benim en çok eleştirdiğim şey bu. Yani e, demin söylediğiniz şeyi alıyorum ama ondan sonra yapılanlar benim açımdan e, çok büyük e, problem. Şimdi mesela şöyle Abi bir spekülasyon var. Ondan sonra var. yapılanlar, özür dilerim, yani yapılanlar şey, hı hı. biraz da örgütün e, iyi bir partner olmadığını ortaya koymasından Tabii ki, yani silahlı mücadeleye e, PKK'nın silahlı mücadeleye yeniden yönelmesi çok büyük bir hata oldu Peki. ama evet. e, sonuçta ben hala şuna inanıyorum. yani Bu mesele e, parlamento yani konuşulan yer anlamına geliyor. E, AK Parti CHP CHP'de HDP'yi bir kenara bırakıyorum direkt muhatap olduğu için. E, ikisi de parlamento üzerinden bu iş gider e, konusunda anlaşıyorlardı. E, şimdi Peki. mesela HDP'lileri oradan atabilecek bir e, kaygan zemin yaratarak yani demek istediğim şey müthiş çelişkiler de var. E, Peki buradan şunu hı. yani geçmişteki hatalar konuşmak yani hı. şunu siz kabine listesine baktığınızda ne söyleyeyim. görüyorsunuz? Bundan sonra demokratikleşme, çoğulcu bir parlamento, herkesin onayı alınarak yapılacak bir yeni anayasa mı Hayır, görüyorsunuz? Hiç Yoksa kalkınma odaklı, ekonomi odaklı diğer meseleleri, Evet, gerçekçi olalım? Görüyorsun? Bakın gerçekçi olalım. Bence bu e, merkez sağ partiler, sağ partiler, AK Parti gibi partiler Altyapıda çok başarılılar. Hatta bu konuda sol partilerden vesaire de epey yani diğer partilerden ilerler. Ama üst yapı devrimini, yani üst yapı zihinsel dönüşümü mesela Ersan Bey'in bahsettiği ya kardeşim bu hukuk hepimize lazım ya hukuku araç sallaştırmayalım. İktidarda olanlar hukuku e, bu kadar eğip büküyorlar ki yani şu anda içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bir de eğer şu spekülasyon doğruysa yani bu kabinede e, donma Dolmabahçe'nin hafızası silinmek isteniyor. Yani bilmiyorum emin değilim ama eğer böyleyse Bundan daha irrasyonel bir şey olabilir mi? Yani böyle koca koca insanlar, adamlar bunu mu düşünüyor hakikaten? Şimdi bakın eskiden böyle Ecevit'in de yaygın inandığı bir şey vardı. Efendim oraya kalkınmaya götüreceğiz, bu iş çözülecek falan gibi. İcra ile kalkınmayla meselenin belli bir boyutunu çözebiliyorsunuz. Orada kimlikle ilgili politik meseleler var. Bunları Biz, yani biz şu anda şunu yapıyoruz Türkiye'de meseleleri halının altına süpürüyoruz ve meseleler olduğundan da büyüyor. Niye biliyor musunuz? Bakın Binali Yıldırım'ın konuşması çok eklektikti program bence. Şöyle diyor dostlarımızı artıracağız. Basit bir şey söylüyorum. Orta Doğu'da içeride Kürt meselesini barışçıl yöntemlerle çözen devlet müthiş bir avantaj elde eder mi? Eder. Bir. İkincisi Suriye'de yaklaşık <laughs> bin kilometrelik bir sınırımız var o komşularımızla iyi ilişkiler kurmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bir zamanlar Barzani'ye, Peşmerge aşiret lideri diye aşağı, aşağılayanlar daha sonra pragmatik nedenlerle onunla ilişki kurdular, mı, kurdular. Demek ki biz böyle biraz daha uzun vadeli bakmamız lazım. İçerde Kürt meselesinin çözüm sürecinin bir tek Türkiye ile ilgili değil, bölgesel olarak bizim istikrarımız açısından, refahımız açısından ne kadar önemli olduğunu tekrar konuşabilmemiz gerekiyor. Son bir şey söyleyeyim. Bütün bu konuşmaları yaparken HDP'lerin de buralarda konuşabildiği ortamlar yani değişik ortamlarda olabildiği. Çünkü biz onların gıyabında onlar yokken asıp kesiyoruz. Yani bir de onları dinleyelim. Bölgeden geliyor. Oradaki hikayeleri bize aktaranlar bunlar. Parlamentoya o hikayeleri taşıyacak olanlar onlar. Onu kesip atmak bir e, demokratik sistemin yani, intihar etmesidir yani, yani. Bir tek onlar değil elbette Müritlerle ama. Temas <laughs> noktasında sadece HDP'ye buna ver, da katılırım. Değil. Biz bunu birlikte, söyleyen birisi olarak bunun, bunun, bunu söylediğinizi aksi bir şey söylesem büyük bir çelişki olur. Tam tersi. Yani sizin bu konuşmalarınızda da benim katıldığım Peki. şeyler olabiliyor. Olmaya da biliyor. Evet, bu aynı bu mesele olur. çok önemli gerçekten. Şimdi ben daha tempolu ilerlersek şunu soracağım. Yüksel Bey'in bıraktığı yerden. Şimdi kabineye baktığımızda Hakikaten mesela mali politikalarla ekonomi politikaları yani para politikaları çok sağlam iki isme teslim ediliyor. Orada maceracı olunmamış. Hep kalkınma odaklı Binali Yıldırım'ın bu konuda ne kadar çalışkan olduğu zaten yazılıyor çiziliyor. Peki Yüksel Bey'in söyledi reformcu demokratik adımları atılımları yapacak. O hani pragmatik yaklaşımla çözüm süreci gibi sadece Kürtler için değil bütün ülkenin demokratik kim yapacak bunu? Mesela bu isimleri göremedik. Elbet Göremiyor ki, muyuz? Elbette ki AK kabine? Parti yapacak. Şimdi hayır hayır. Yani kabinedeki çok, hangi isimler yapacak? Kabinedeki olacak, hangi isimler? Kabinede Kabinlede göremedi insanlar sanki. Arzu ederseniz, oluyor. isterseniz şunu ifade edeyim. Nasıl bir hükümet profili ortaya çıktı? Bunu Aha. özellikle ifade etmemiz lazım. Ben gerçekten AK Parti'nin içerisinde bir fiil bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Zamanın ruhuna en uygun hükümet gerçekten şu an itibariyle iş başına Neden? Olan yeni arkadaşlar. Niçin zamanın ruhuna uygun? Bunu Sayın Genel Başkan Başbakan Binali Bey kongre salonunda ifade etti. Dedi ki bizler yollar yaptık. Yolları böldük ama insanları böldürmeyeceğiz. Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terörün kökünü kazıyacağız. En önemli kongredeki mesajı bana göre Binali Bey'in öncelikle buydu. Yatırımcı olduğunu herkes Binali Bey'in Türkiye'nin hizmetkarı olduğunu biliyor. Gidin Anadolu'da siz sorun. Çankır'da sorun. Binali Bey'i nasıl tanıyorsunuz? milletin hizmetkarı diyor. Çünkü onun yaptıkları millette bir karşılık bulmuş. Gerek hava yoluyla, gerek karayollarıyla, gerek deniz ulaşımıyla. Yine sağlık yatırımlarında bakıyorsunuz sembol olmuş bir isim tekrar geliyor. Bana göre sürprizdi mesela tekrar Recep Bey'in Sağlık Bakanı olması. Ama e, halk nazarında sağlık devrimini gerçekleştiren bir bakan olarak AK Parti'nin ilk dönemindeki isim ve bu isimler 2002-2009-2010 arasında Türkiye'de çok büyük reformlara imza attılar. 12 Eylül 2010 referandumundan sonraki işleyen süreç maalesef bir kısım reformların daha hızlı gerçekleştirilmesine mani oldu. Ancak şunu ifade edeyim. Yüksel Hoca'nın düşündüğü gibi ben düşünmüyorum. Eğer kongre konuşmasına bakarsanız Binali Bey'in. Grup konuşmasına bakarsanız bir yola girmiş durumda ve mecburen bir sivil anayasayı milletin önüne getirmekle yükümlü. Çünkü diyor ki kendisi ben burada başkanlık sistemini getirmek üzere icranın başına geçtim. Sonuç itibariyle bu şansımızı mutlaka deneyeceğiz. Eğer başkanlık sistemini getirmeye dair bir adım atılacaksa bunun yolu anayasa değişikliğinden geçiyor. Anayasada bir değişiklik yapılmadan bu mümkün değil. Şunu özellikle ifade edeyim. Bu reformları kim yapacak? 14 yıldır yapılanlar ortada. Avrupa Birliği uyum sürecindeyiz. Ama Avrupa'nın bize karşı yaptığı dayatmaları da görüyoruz. Bunu el birliğiyle değil mi? Biraz önce Ersan Hoca bir şey söyledi. Halkta karşılığı ne? Halk ne istiyor? Yani siyaset milletle yapılıyor Şirin Hanım. Milletin istediği, dokunulmazlıklar konusunda milletin hiçbir duyarlılığı yoktu. Vatandaşa götürmüş olsanız %80'lerle, %90'larla dokunulmazlığın kaldırılması referandumdan geçebilecekti. Böyle bir öngörü vardı. Ama... Kürt sorununu da sadece çok özür diliyorum. Kürt sorununu sadece PKK'ya endekslemek, HDP'ye endekslemek o bölgede yaşayan Kürtlere en büyük hakaret. Onu söyleyen olmadı. Zaten. Çünkü bakın şu manada söylüyorum. Elbette örnek veriyoruz. Bir de şu isimler bazında AK Parti'nin hükümetlerine isimlere indirgersek bu hadiseleri Netice tek almamız bir mümkün indirgememiz lazım. Bakın artık. şöyle, hayır tek bir isim de yani Öyle. Bakın bir şey söyleyeyim, bakın, sadece çok bir cümle, net bir söylüyorum. cümle, i, i, inanın iki Buyurun. cümle olmayacak. Ee, başkanlık üzerinden tartışılma değil, demokratikleşme üzerinden yapılmayan hiçbir tartışmada hiçbir çözüm olmaz. İşte ben de o cümleyi evet, söyleyecektim. Bu. Yüksel Hocam çok teşekkür Peki. ediyorum. Ersan... Başkanlık tartışalım ama şunu hayır, özellikle ifade etmem lazım. <laughs> Başkanlığı tartışırken tam manasıyla bağımsız bir yargıyı tesis ettikten sonra Kuvvetler ayrılığını tam manasıyla gerçekleştirdikten sonra hangi sistemi getirirseniz getirin bu ülkede her Peki. şey dört dörtlük işler. Peki. Ama tam bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığını keskin çizgilerle ortaya koymadığınız müddetçe hangi sistem olursa İlis olsun sıkıntıya e, uğrayacağımız da açık. Peki. Şimdi İdris Bey'in söyledikleri üzerinden gideyim. Bir defa eğer Avrupa Birliği'ne biz girmek gerçekten entegre olmak istiyorsak Avrupa Birliği'nin zannediyorum hiçbir üye devletinde başkanlık sistemi yok. Parlamenter sistemleri benimsemişler. Sadece Fransa modeli, partili cumhurbaşkanlığı, kanaatimce Avrupa'nın rahatsızlıklarından birisi bu. E bir defa Türkiye şu açmaza düşebilir yani yönetim sistemi değişikliğiyle acaba Avrupa Birliği'ne üye bir devlet olma konumunu devam ettirmek mi istiyor? istemiyor mu? Eğer istiyorsa kanaatince zorlayacağı en fazla anayasanın 101 ve 105. maddelerinde değişiklik yapıp parti Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanlığı. geçmek. Onun dışında başkanlık sistemine geçmek demek bu hangi model? Türkmenistan modeli mi? Efendim Venezuela modeli mi? Amerika Birleşik Devletleri modeli mi? Biz Türkiye. bu modelleri şu anda göremiyoruz önümüzde. Hakikaten demokratikleşme meselesi yerine sistem üzerinden gittiğinizde ve o sistemi de önünüze örnek olarak göremediğinizde ciddi bir sorun var. Mesela sizin dediğiniz yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı meselesinde e, şu anda herkes yargıya yükleniyor. Ama bir taraftan da herkes yargıyı kullanarak ondan sonuç almaya çalışıyor. Bunu güzel sözlerle söyleyebiliyoruz ama pratikte nasıl gerçekleştireceğiz dediğinizde karşılığı bulamıyoruz. Dolayısıyla bence Avrupa Birliği'ne üye olma çabasına devam edeceksek o yönetim sistemini benimseme, belirleme noktasında Avrupa Birliği'nin ortak benimsediği o parlamenter sistemden veya en fazla partili cumhurbaşkanlığından o sistemin dışına çıkmamak gerekir. Bir diğer konu ise, e, belki konuşmacılara katılmadığım nokta, çözüm süreci kanaatimce başarısız olmuştur, dibe vurmuştur. Çünkü yanlış başladı. Siz eğer terör örgütüyle pazarlık yapmaya kalkarsanız, silah bırakmamışsa teslim olmamışsa, af sürecini işletmemişseniz, bu yöntemi benimsememişseniz, bu bahsedilen, güzel sözlerle başlatılan ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırılarına dönüşen bu vaziyeti <laughs> bu ülke hakikaten hiç tecrübe etmese daha iyiydi. Bence şunu bence söylemek istiyorum. Bakın, bence hayır, 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 bakın. Şunu Zaten söylemek istiyorum. Benim, benim söylediğim şu. Türkiye'nin şu anda ciddi bir ulusal güvenlik sorunu vardır. Bu ulusal güvenlik sorununu halletmeden insanların can ve mal güvenliğini koruyarak devletin varlığını, hukuk devletinin varlığını ülkenin her coğrafyasına, her zerresine ağırlığını koymadan siz milletin önüne koyduğunuz sandıkta yeterli karşılığı bulamazsınız. İşte en fazla bu, bu, bu. il merkezlerine getireceğiniz sandıklarla taşımalı sisteme geçmeye kalkışırsınız ki bunun da çok isabetli Peki. olacağını zannetmiyorum. Bir cümle, bir cümle Bir cümle, bir cümle söylemek istiyorum. Ee, artık herkes gözünü şuna açmak durumunda. Belki tartışma büyüyebilir veyahut da herkes kendi fikrini söylüyor. Türkiye'de kimlik ve dil meselesi deniliyor ya Kürt meselesi deniliyor ya Kürt sorunu. Eğer sorunlar iktisadiyse, siyasiyse, sosyalse sorunlar sadece Kürtler'e az sorunlar değil bu ülkede. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Kesinlikle doğru. Şu anda net Kürtlerin bir kısmı milliyetçi olanları net bir bölünme peşindedir. Bunu gösteriyorlar. Peki. Ve özellikle 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 <laughs> Irak ve Suriye sınırlarındaki bu Hadi mesele, hocam. rahatsızlık. Rusya'nın orada olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin çift taraflı oynaması müttefikimiz olduğu Şimdi. halde Ha, Türkiye kendi ipini kendi kesecek. Tamam. Şimdi daha ümit ediyorum. ümit eden. ediyorum. ümit ediyorum. Bu sorunu çözüp çünkü güzel sözleri dinliyoruz biz. Tamam. Ben hani de için... e, yani Cevap bu mesele bu mesele evet. Türkiye'de 80 milyon <laughs> yaşadığı yerde sadece Kürtlerin sorunu yok ki. Tamam. Herkesin sorunu var. Peki. Şimdi e, tabii konuyu çok genişleterek tartışabiliriz ama ha, demokratikleşme sorunu o bunlardan hem. Sadece e, Ersan Hoca'nın söylediklerini dinledikten sonra İdris Bey'in söyledine bakacak olursak 2003 ve sonrasındaki döneme işaret etti. Evet o dönem ama dünya konjonktürü de, bölgesel konjonktürü de evet. farklıydı. Türkiye'nin içinden çıktı dinamikler. AK Parti'yi çok reformist olmaya itti falan. Şimdi geldiğimiz nokta bambaşka bir dünya, bambaşka bir bölge, bambaşka bir Türkiye. Dolayısıyla şunu sormak isterim. Bölgeden izlenimleri söylediniz ya. Sadece Binali Yıldırım, yeni başbakanın ve ekibinin gerçekten tescilli olmuş, kalk, kalk yani yatırım başarılarıyla Güneydoğu'da gelinen noktayı geriye çevirebilmek, ileriye götürebilmek, barışı getirebilmek mümkün müdür? Mümkün. Dolayısıyla kabineye baktığınızda <laughs> kalkınma odaklı kabine bu anlamda sorunu çözer mi? Önceki kabineler de kalkınma odaklıydı. İşte Sağlık Bakanından bahsetti. Bu bir kalkınmanın bir ünitesidir. Orada reformlar yaptı, başka alanlarda da yaptı. Bu mümkündür. Yani bu yeter ki meseleyi doğru tespit edelim. Bir gelelim şeye, bu barış sürecine. Barış süreci bir denemeydi ama iyi bir denemeydi. Cumhuriyet kurulduğundan beri Kürt meselesine yaklaşım tamamen güvenlikçi bir yaklaşımdır. Kürtler herhangi bir yerde kımıldadığı anda devletin aklına gelen tek şeyi, ilk şeyi ve tek şeyi evet. şiddetle bastırmak. İlk defa Türkiye'de bir hükümet, bir dev, devletin bir e, kararı Kürt meselesini anlamak ve barış gibi bir kavramı gündeme getirmek oldu. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Bu çok güzel bir denemeydi ve bu denemeye binaen o denemede yapılan yanlışları bertaraf ederek doğru denemeleri ilerletmemiz mümkündür nedir mesela PKK ve bileşenleri doğru muhataplar değildiler doğru silah bırakmadılar şuraya buraya bomba tuzakladılar hala sürdürüyorlar ama bütün bunlar o meseleyi göz ardı etmemizi e, gerektirmiyor Kürt meselesi çözülmesi gereken bir meseledir Türkiye'nin varlığını sürdürmesi için çözülmesi gereken bir meseledir. Kürtlerle Türklerin i̇şte. ittifakı açısından da önemli bir meseledir. Bir diğer... Hayır, yani bir, bir soru Ersan sorabilir miyim ben? Yani ben bir bugün soru sorabilir Türkiye miyim? Soru soru de, Türkiye'de buyurun. başka, başka ee, usul Kürt, usulun... Kürt sorunu, Kürt meselesi dediğinizde Türkiye Cumhuriyeti veya yani Türk milleti işte bu millet bu ülke ne yapmalı yani ne isteniyor ben onu anlayamıyorum yani ne yapmamızı istiyorsunuz veya ne yapılması isteniyor yani e, bizim anlayamadığımız kavrayamadığımız bu niye eksik de onu vermedi Türkiye tamam geçmişte sorunları söylüyoruz yıl evet. önce Aslında. ben net bir şu sorunu görüyorum bir bölünme isteği var ısrarla ama amacının da ne olduğunu nereye gideceğini hedefin kürtler, ne olduğu da belli değil Türkler bölünmenin çok mümkün olduğu çok rahat olduğu çok kritik dönemlerde Türklerden ayrılmak gibi bir niyetlerin olmadığını... Bu Türklerden yoktu. ayrılmak birinci, meselesi değil. Bence ülkeden ve milletten ayrılmak Siz olarak... örgütle veya herhangi bir yapıyla Kürtleri belki özdeşleştiriyorsunuz. Yo, ben dünya savaşı... birinci birinci bir şey yok ben özdeşleştirmiyorum. bakın Dünya Savaşı sürecinde Kürtlerin önünde altın bir fırsat tırnak içinde söylüyorum. Gelmişti bölünmek isteselerdi bölünürlerdi hala Kürtlerin yüzde bölünmekten yana şimdi değil. Şimdi bu başka, şey, bir hayır, hayır, bir yani, başka bir tartışma konusu. Yani, başka bir tartışma konusu. Ben şimdi, konuyu biraz dağıtıyoruz. Evet. Hayır, hayır Talebi şimdi, öğrenmek istiyorum. Yani, bu, ama ayrı, ayrı bir talebi, tartışma konusu. Kürtlerin kimliklerini tanınması. Başka bir program sonuna kadar tartışalım. Irk üzerinden böyle bir kimliklendirme yaptığınızda bu yapıyı hocam, bu milleti muhafaza edebilir misiniz? Mevcut yapılandırma. Olabilir mi? resmi dilden vazgeçseniz. Şöyle yapalım mı? Irk üzerinden, etnik kimlikler üzerinden ayrışmaya girsek bu yapının bu bir nesliğin devam edeceğine inanıyor musunuz? Bir şey sormak Hocam, istiyorum. Siz yani böyle bir, bir şey mecra götürüyorsunuz. Karşınızda Türkiye'yi bölmek ayrı bir din... Hayır hayır olman. ama diyorsunuz ki kimliğin tanınması, dilin tanınması. Ben de diyorum ki bunlara girdiğiniz zaman bu iş biter. Peki. Hayır. Pardon, ne zorlaştırıyorsunuz? Bir tartışmanın ortasına ha, olay olay bir şeydir. Halk, bir şeydir. halk birbirini asla. tanıyor, halk birbirini anlıyor. Kürdün Kürtlüğünü Peki. kabul ediyor. Sadece üst yapı kendine bir, bir kabul misin? edeceğiz. Yani Hı -hı. ama ben şunu söylüyorum Ersan size. Japonya'ya gittiğinizde de Almanya'ya gittiğinizde bir millet ismi var. Şimdi bu millet ismi Alman Problem milleti efendim işte. Tartışma Japon milleti ne milleti ise. Yani burada kimlik tartışma, bu, tartışma konumuz bu. konumuz bu olmamakla beraber bu mesele çok mühimdir. Şu. Yer Hayır. Evet öyledir ama yani bu kadar. Yani Türkiye'de 32-36 etnik kimlik var o zaman. Hepsini ayrıştırıp hepsinin kimliğini tanıyalım. Bu meseleyi bitirelim. tanıyalım. Niye tanıyalım? Nasıl tanıyacağız? tanımıyorum. Ya tanıyorsunuz zaten. Yani bunu siz anayasaya bir yazıp varsa anayasaya bir... yazıp hayır, ayrı anayasaya... dili, ayrı ırkı tamam. ayrı isimleri... Burada lütfen konuşuyor. nokta rica ediyorum. Ya. Bunu başka bu bir olur. programda hayır, bu, başka bir yok. programda, hayır, bu, başka bu, bir programda hayır, bu, sonuna bu, kadar tartışın. Rica hayır. ediyorum. Rica ediyorum başka bir programda sizi bir araya davet edeceğim. Bunu sonuna kadar tartışalım. Ben bu aile bir... bir. Hayır bir dakika. Bu Hukuki dar alan. Bir saniyenizi saniye rica ediyorum. Dar alana sıkıştırılamayacak kadar önemli bir konu ve bir başka programda ikiniz davet edeceğim. Bu konuyu sonuna kadar tartışalım. Bu aslında bütün toplumda tartıştı bir konu. Tam da bu tartışmadan yola çıkarak siz bir aranızda daha bu konuyu böyle tartıştığınıza göre burada yeni anayasayı çıkaracak reformu yapacak kabine bu kabinedir. Tekrar oraya bağlıyorum. meseleyi. bu kabine yapar. Bakın en basit bir hukukçuyla <laughs> bir yazar bile bunu hala bir tartışma konusu yani, halinde devam ettiriyor. No, nasıl Şirin olacak? Hanım, bakın başladım. aslında şu, şu, bence bazıların şey daha daha, son derece net bir saniye vahdetin evet, Başkanlık sistemiyle ilgili bir cümle. Bakın olay farklı bir cümle. noktaya gidiyor. Tabii, tamam. İsterseniz döneceğiz sen İsterseniz, tamam. nasıl isterseniz nasıl kısa olay kısa farklı bir noktaya gidiyor. Çok kısa net konuşuyoruz zaten. Yani uzatma imkanımız yok. Süremiz dar olduğunu ifade ediyorsunuz. Ama burada elinde silah olanla müzakere olmayacağı çok açık yüreklilikle ifade edildi. Çözüm sürecinin başlangıcında sonrasında da. Ama biraz önce Vahdettin Bey'in söylediği gibi PKK'nın örgüt olarak sadece bir vesayet kurmak gibi bir taleple yola çıktığı noktasındaki argümanına katılmak mümkün değil gelinen aşamada bal gibi özellik istiyorlar, bar gibi toprak istiyorlar ve farklı bir yönetim arzuluyor. Tamam. Şu Peki. anki mücadele de Güneydoğu'da yapılan da bu yüzden Peki. meşru bir mücadele ve bu mücadeleye tamam. karşı Hiç da ben. ne Avrupa'nın ne dünyanın hiçbirinin Şimdi sesi çıkmıyor. Siz de başka bir noktaya gidiyorsunuz. Benim sorumun... Şimdi bunu bu hükümet ha. yapacak mı? İşte Şimdi ben onu, onu söyledim de. mi? Yani sorunun etrafına dönüyoruz. Ne yapacak? Ne yapacak Say, da bu dönem? Sayın Genel gelen, Başkan... E, yani güvenlik sağlanacak, artık e, ölüm haberleri gelmeyecek, cenazeler kalkmayacak ve tekrardan bir taraftan Türkiye kalkınacak, bir taraftan demokratikleşecek, bir taraftan da güvenlik bakınız ne olacak? Bu reformlar ve nasıl devam edecek? Elbette <laughs> ki bu hükümet yapacak. Bakınız Sayın Hayır, tamam. Binali Bey'in nasıl onun Bakın yeni Çok Ne söylüyorum aslında buna fırsat vermiyorsunuz. Şimdi Binali Bey Genel Başkan adayı olduğu Ak Parti Genel Merkezinde ilan edildiği saatin Ardından doğrudan Diyarbakır'a gitti. Daha henüz evet. başbakan olmamıştı, genel başkan olmamıştı. Ve şunu dedi. Bu toprak bizim, bu insanlar bizim. Biz bu insanların özgürlük, güvenlik denklemi içerisinde öncelikle güvenliğini sağlayacağız. Sonra arzu ettikleri özgürlükleri Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde, 80 milyonu kapsayacak şekilde demokratik hak ve özgürlükler noktasında da üzerimize düşen bir hakkın yerine getireceğiz dedi. Bunun devamında ne mi yapıyor şu anda? Başbakan oldu, genel başkan oldu, 29'unda Diyarbakır'a gidiyor. Bakın Şirin Hanım, Tamam. fellik fellik iktidar partisinin temsilcileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu tamam. bölgesinde hem terörle tamam. mücadele yapıyor, asayişçi yöntemlerle yani ne olacak? hem de vatandaşı ne olacak kazanmak sorusunu? noktasında vatandaş kazanacak. Ne olmasını istiyorsunuz? Hayır mesela? ben değil. Ben size somut ben soru size soruyorum. Ben size o zaman cevap alabilirim. Görüyorum ki AK Parti'nin felsefesi yaşandı. yani bence bunu görmek istemiyor. Özellikle AK Parti'ye yakın medya bakın sizin partinize yakın AK Parti'ye yakın medya ee, bence oradaki gerçekliği bütünüyle yansıtmıyor. Ee, Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda da müthiş sıkıntılar var. E, son bir yıldır yaşanan kopuşu e, yani oraya giden herkes eğer biraz objektif olabiliyorsa görüyor. Dolayısıyla yani e, şu üslup bence çok yukarıdan bir üslup oluyor. E, Hangi ifade orta, özgürlüğünden bak, bahsediyorsunuz? Bakın, Yüksel bakın Bey, Meclis edeyim. Meclis koridorlarında bunlar bütçe apo diye Hangi ifade özgürlüğünden? Yani. Yani. Ama kusura Siz bakmayın herkes, da bunların olmuyor bu işler. Bakın yani. o bölgede terörü destekli olarak kendisine siyasi bir zemin yaratmış olan HDP Meclisi Anarşi ortamına dönüştürmeye çalışıyor. Bakın, Şimdi bakınız. Lütfen, 6 lütfen. milyon oy, lütfen. oy almışlar Şimdi ya. Şimdi o Peki. bölgedeki insan 6 milyon oy almışsa 23 milyon izleyin. 500 yani, bin oy e, da aktar kaldı. Ve kontrolü, Siz yani, burada bakın ben bir şey söylüyorum. Esk, saademi, hem inşa, günü inşa günü etmek söyleyeyim. üzere. Lütfen. Çok son cümle ama bitiyor. Son cümle ben söyleyeyim lütfen. o zaman. Evet lütfen. Bakınız hem biz orada asayişçi yöntemler terk etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ancak o bölge insanın huzuru, özgürlüğü ve hür bir şekilde yaşaması için mutlak surette Peki. güvenliğini tamam. tesis etmek zorundayız. Yani, Şu ama. anda yapılanlar odur. Ki. Güvenlik tesis edildikten sonra da her türlü inşai faaliyet hem fiziksel olarak hem tamam. ruhi olarak o bölgede yapılacak. Tamam. Yani formül, atılıyor. Formül oraya Cevdet Yılmaz Güzel. Bey, Peki. Başbakan Yardımcısı, 3 aydır Güneydoğu Anadolu Güzel bölgesinden çıkmış. Tamam ama bu sadece kalkınma meselesi olmadığını bizzat o partinin kendi söylemlerinde bakın, e, görebilirsiniz. Hem bakın, hem ruhu konuşan, ya. bakın, konuşan Türkiye. Şimdi şu üstüplen siyasi çözüm olmaz. Ne istediğinizde vermedik tarzı üslupla. o yukarıdan dille olmaz. Yani burada şu, e, şu karıştırılıyor. Yani HDP'nin belli talepleri olabilir. Siyasi talepler, yönetimle ilgili talepleri olabilir. CHP'de AK Parti aynı hata yapıyorlar bence. Yani MHP'ye hiç girmiyorum zaten. Onların duruşu net orada. Ya sanki onların istediği şey tamamen kabul edilecek. Siyaset 1-0 meselesi değil ki. Siyaset 0-4, 0-6, Yani mesela hukukta bir karar vardır. Herkes için bağlayıcıdır. Siyaset ise müzakeredir. Dolayısıyla bu insanların rahatlıkla kendini ifade edebildiği bir ortam olmadan, onların bugüne kadar hazırladığı dokümanlar üzerinden tartışma yürütmeden, siz ne istediniz bu mümkün değil halbuki Türkiye'de ve değil, dünyanın bir sürü üzerinde çok farklı modeller var bakın peki e, şimdi ona ki, girmeden kalkınma odaklı gidilirse yani Binali Yıldırım'ın oraya gitmesi başbakanın kalkınma hedefleri koyması doğuda yatırımların artırılması sizce meselede farklı bir e, yöntemin denenmesi bakın, anlamına niye, gelecektir eski, zihniyeti, mi eski Türkiye zihniyetiyle e, bu kalkınmadaki üst inanılmaz düşünceler niye yan yana gidemiyor bir tane bir örnek vereceğim sadece susacağım bakın Herhangi bir üniversitede birazcık farklı sesler çıkmasına bu devlet hala tahammül edemiyor. Yani farklı siyasal perspektifler, farklı bakış açıları, farklı böyle bir devlet kültüründe neden bahsediyoruz biz? Yani üst yapıda bir çok sesli bir ülkeye tahammül bile edemeyen kim? Bu ülkenin bölünmesini ben de istemiyorum. Hakikaten başka bir devlet kurmak isteyenlerin ben siyaseten taleplerine net ve bir şekilde karşı duruyorum. Ama burada bile bir çok sesliyi yakalayamayan bir ülke hakikaten neyi konuşuyor ya? Yani bir tane farklı üniversite olsun, devletin içinde biraz farklı bir ses çıkarsın. Tabii, bölgede biraz daha mesela bölgede birazcık daha kendine göre mahalli şeyleri dikkate alan üniversite yapıları ortaya çıkar çıkmaz Buraları terör yuvası oldu deniliyor. Yani bu zihniyetle, güvenlikçi zihniyet her zaman güvenlik problemi yaratır. Ülkede, Peki bir cümle lütfen. Türkiye'de çok farklı etnisiteler vardır doğru. Bunların kendilerini ifade etmeleri, tanınmaları demek bunların ayrı ayrı devletler kurması anlamına gelmez. 600 sene, 1000 sene bunlar dillerini kullanarak bir arada yaşamışlardır. Dolayısıyla Kürt meselesi bir bölünme meselesi değildir. Sadece mevcut olan, sosyolojik olarak var olanın yasal olarak tanınması demek. Peki başkanlık sistemiyle ilgili bir, bir cümle. Bir cümleyle söyleyeyim. Başkanlık sistemiyle ilgili bugün dünyada, etkin rol oynayan, dünyayı şekillendiren ülkelerin şu anda en azından Suriye perspektifine baktığımız zaman hepsi başkanlık sistemi. Hayır, insan gelişmişlik endeksinde yukarıda olan Amerika çok Birleşik başkanlık. Devletleri başkanlık kurmuş ya başkanlık. Duruyor. İkinci Fransa program olsun. başkanlık. Yapmayın diyor. bunu ya. Hatta İngiltere'de krallık olarak başkanlık. Demokratikleşme Yok, değil ya. Burada burada parlamenter, sistem. Ya parlamentolu hepsinde var. Aynı i̇nsan gelişmişlik endeksi ölçü olmalı. Yok. Peki. İngiltere şimdi, parlamenter sistem. Şimdi sistemleri. yeni dönem başladığı için bir kere Ersan Bey ile Vahdettin Bey'i tartıştıkları konuda bir daha bir araya getirmek istiyorum. Çünkü bu tabanda da yapılan bir tartışma. Bir hukukçuyla dediğim gibi bir yazarın tartışması önemli olacaktır. Tabii ki sizler de dahil olabilirsiniz. Sizler de başkanlık modeli hangi ülkede? Demek ki çok konumuz var. Be, önemli meseleler var. Benim ama, cümlemi yalnız özellikle ifade edeyim. Ben Sarko hangi sistem yapıyorum. olursa olsun tam manasıyla kuvvetler ayrılığının esas olduğu bir sistem olsun diyorum. Yoksa Peki. benim tercihim bu sistemdir evet. demiyorum. Onu özellikle Şimdi, altın e, Her çözüm bir konuştuğumuz... Süreci, e, Hanım çözüm sürecinin sonunda gelinen nokta iş silahlı kuvvetlerle emniyete havale edildi. Böyle çözüm süreci... Derinden başka şeylerde de evet. Yapıyor. Devlet de, kültürel olarak da şimdi, çözmeye çalışıyor. Şimdi Şu anda yeni, pardon, bir cümle. Hiç vaktim kalmadı çok özür Bir daha programı saklayın böylece Unutum. size davet ederiz <laughs> hem de geniş tartışırız. Ee, burada noktayı koyuyoruz hem Sinan Oğan'ı ağırladık hem de dört konuğum bu akşam hem dokunulmazlıklar konusunda hem de yeni dönemle ilgili önemli şeyler söylediler. İcraatları göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde yeni kabineyi daha yakından tanıyacağız. Kimilerini tanısak da eskiden. Ee, ve ne olacağını hep birlikte tartışacağız. İyi akşamlar efendim. Yarın, yarın muhalefeti konuşmaya devam edeceğiz. Bu sefer CHP ayağı. İyi akşamlar. Şey ortaya çıkacak. Kilit parti CHP deniliyor. Nedir partinizin içindeki genel tutum? Bu konuda milletvekillerimizin üzerinde herhangi bir baskı kurmadık. Hiçbir şey kendilerine dikte etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vicdanımız rahat. Biz bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi sözüne itibar edeceğiz? Bizim dokunulmazlıkla ilgili geçmişimiz var. Ya bu iş bitti. Niye bunu görmemesinden geliyorlar? Demokrasi yok burada. Yok, yok. AK Partiler CHP'lileri, CHP'ler AK Partileri suçluyor. Ne diyorsunuz? CHP ve HDP bence burada bu stratejiyi biraz yanlış okudular ve kendilerine zarar verecek bir şey pozisyondalar şu an. Yasak koyucunun iradesi bunu ortaya koyarsa olur. Peki. Yasak koyucu her şeyi yapamaz. Yo neden yapamasın anayasa yapar? Türkiye'de millet birbirini yiyor, bir sürü insan ölüyor her gün ve biz dokunulmazlık konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? Ak parti grubu da bu işten nasıl sağlam çıkarız diye düşünmüyor mudur? Siyasi etik gizli oy kuralına uymak. Turgut Bey kimse birbirinden kimseye ayrı. Kimse kimseye e, siyaset dersi vermez. esas burada kimin kazanacağı değil, kimin ne kaybedeceği önemli. Çok ciddi bir. E, demokrasi sorunu ile karşı karşıya kalacak özellikle Canberk'le. Bu kadar kutuplaşmış bir Türkiye'de referanımı nasıl kaldıracağız biz? Peki buraya niye geldik? Biz bu problemi çözemez miydik? Buradan tartışalım. Güzel bir noktaya getirdiniz. Bu teklife hayır değil. Hiç kimse bu siyasi ahlaksızlığı örtmeye kalkmasın. Tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Son programımızda ne oluyor? İşte bu şekilde bu tartışmalarla noktalamıştık. Sonra ...dokunulmazlıkların kaldırılması kararı çıktı parlamentodan. Şimdi ne olacak? Ersan Şen'le başlayacağım çünkü o hep dedi ki bunu bu şekilde yapamazsınız... ...geriye dönüp karar alamazsınız, anayasayı çiğnemiş olursunuz, hukuku çiğnemiş olursunuz. Şimdi bugün farklı bir tartışmamız var. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bireysel başvuru yapsınlar... ...isteyenler, itiraz edenler anayasa mahkemesine gitsinler... ...bu dokunulmazlıkların kaldırılması maddesine itirazlarını sunsunlar... CHP'de bir grup diyor ki parti olarak gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hayır bireysel gidelim. HDP'liler zaten toplu olarak başvuruyorlar. Şimdi ne oluyor? Gidebilirler mi? Gidemezler mi? Giderlerse ne çıkar ne çıkmaz? Şimdi bir defa tabii herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmak gerekirse anayasa değişikliği olarak ortaya koyulan ve resmi gazetede yayınlanmakla yürürlüğe girecek bu mevzuata karşı zaten gerek anayasanın 148. maddesi ve gerekse 6216 sayılı kanun uyarınca doğrudan bireysel başvuru yoluna gidebilmek, anayasa mahkemesine yani bir hak veya hürriyetin ihlal edildiği iddiasıyla herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılan bu yöntemle herhangi bir yine bir milletvekilinin başvuru yapabilmesi mümkün değil. Yani bunun çok böyle uzatılacak, anlatılacak bir durumu yok. Net söylüyorum size. Hani biraz önce naklettiğiniz gibi bu değişiklik, adı değişiklik olan esasında böyle askıya almak denilen dokunulmazlığı nasıl anayasa değişikliği anayasaya ve hukuka aykırı ise bu noktada da bireysel başvuru yoluna bu değişikliğe karşı doğrudan gitmek, yani anayasa mahkemesine, anayasa değişikliğinin şekil bakımından iptali iddiasıyla ilgili 110 milletvekilinin başvurması yerine, Olmayıp da 2012 yılından itibaren uygulamaya giren bireysel başvuru yönteminin kullanılmasında Anayasa Mahkemesi kanaatimce kabul edilemezlik kararı verecektir. Çünkü Anayasa Mahkemesi iç hukuk yolları tüketilmiş olağan kanun yollarından geçilmiş herhangi bir hakkın veya hürriyetin ihlal edildiği iddiasından insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde korunanlara bakar sadece. Anayasa Mahkemesi'nin birkaç şapkası vardır. Birisi Yüce Divan, ceza yargılaması. Bir diğeri anayasa değişikliklerini şekil, kanunları ve kanun hükmünde kararnameleri şekil ve esas bakımından incelemektir bir diğeri bireysel başvuru ve diğeri de siyasi partileri denetlemek. Burada konuşulan biraz önce naklettiğiniz isimlerden Sayın Kılıçdaroğlu eğer bireysel başvuru yoluna gidebileceğini veya <laughs> HDP milletvekilleri bireysel başvuru yoluna gidebileceğini düşünüyorlarsa gidersin ama usulden reddi yer oturursun. Katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü anayasa değişik ilişkin iptal istemlerinin ne şekilde olacağını anayasada son derece açık şekilde yazılmıştır. Bunların arasında kesinlikle bir yapılan anayasa değişikliğini milletvekillerinin bireysel başvuru yoluyla anayasa mahkemesine taşıma gibi bir yol ve yöntem yoktur. Ancak bir tek istisnası vardır. Bu yapılan anayasa değişikliğinin anayasa mahkemesine götürme yetkisi sadece ilk derece mahkemelerindedir. İlk derece mahkemelerinin önüne eğer bu hususun yapılan yani geçici geçinci 20. maddenin anayasaya aykırılık iddiasını dokunulmazlığını kaldırılan milletvekillerinden birisi iddia eder ve o mahkemede bu iddiaları ciddi görürse yapılan anayasa değişikliğinin anayasaya aykırı olduğundan cihetle anayasa mahkemesine ancak mahkeme götürebilir. İlk derece mahkeme. Onun da yapılamayacağı söyleniyor ama. Işte. Yani bu, bu yol son derece açık bir şekilde var. Bunu deneyebilir. Aksi bir durumda burada bireysel bir hakkın, hak ihlalinin doğumuna sebep olacak bir vaka söz konusu değil. Meclisin iradesiyle şekillenmiş bir geçici madde düzenlemesi var. Anayasaya aykırı olduğu yönelik çok ciddi iddiaların olduğu görüşüldü. Ancak 376 oy çokluğuyla parlamentonun onayla geçmiş durumda. Şu aşamadan sonra buradaki dokunulmazlığı kaldırılan hiçbir milletvekilinin bunu tek başına bir hak ihlali görüp anayasa mahkemesine götürme imkanı yok. Çünkü bireysel başvuru hangi yollarla gidilebilir bunu çok açık bir şekilde 2010 değişikliğiyle ortaya koyduk 12 Eylül 2010'da. Dedik ki bir vatandaş hak ihlaline uğradığı iddiasında ise ve iç hukuk yollarının tamamını tüketmişse bu hem ara kararlar niteliğinde tutuklama gibi olabilir hem mahkumiyet gibi olabilir ama iç hukuk yolları tüketilmek suretiyle anayasa mahkemesine başvurabilir hükmünü getirdik. Dolayısıyla ben de Ersan Hoca ile aynı düşüncedeyim. Bu noktada milletvekillerinin bunu bir hak ihlali yöntemiyle iddiasıyla bireysel başvuruyla anayasa mahkemesinin önüne götürebilmesine yasal olarak imkan yok. Yüksel Taşkın siz Katılıyor ben hukukçu değilim ama e, baştan beri bunun siyasetsel siyaset olarak bir soruyorum Garabet ol, ya yani siyasetin bir garabet olduğunu hep söyledim. E, şimdi hep beraber e, Hamasetin siyaseti mağlup ettiği bir süreçte kuyuya attığımız taşı nasıl çıkaracağız diye uğraşıyoruz. Yazık bence yani bu ve bizlere 682'ye çıkmış fezke sayısı. E, hukukçu değilim ama ben de can kulağıyla dinliyorum e, çünkü bu memlekette hukuk bilgisiyle donanmakta fayda var. E amatörce de e, olan şeyi profesyonelleşmeye Hep doğru götürüyor. olduk zaten. E, şimdi e, şöyle bir durum var. Yani hukukçu değilim ama mantık yürüteyim. E, dokunulmazlıkla ilgili meclisin bir mekanizması var mıydı? Vardı. Yani o mekanizma e, tek parti iktidar tarafından dahi kullanılabilirdi. Karar yeter sayısında ulaşıldığı zaman. Dolayısıyla var olan bir mekanizmanın yerine böyle bütün sepettekileri halledelim de daha sonraki e, durumlara daha sonra bakarız e, tarzının hukukun evrenselliği ve eşdeğerliği ile hiçbir ilgisi olmadığını ben de görüyorum. Ve bunu bu tarz yanlışları yapmamız bütün siyasi partilerin de bu yanlışın yani benimle ilgili ne derler acaba? Minderden kaçtı mı derler tarzı siyasi olmayan, hukuki de olmayan değerlendirmelerle bu yanlışa ortak olmaları içinden çıkılmaz bir hale getirdi süreci. Şimdi mesela ben milletvekili veya bir siyasi parti genel başkanı veya yöneticisi olsam şöyle bakarım. Anayasaya aykırı olan bir şeyi e, hangi doğru yöntemle iptal ettirebilirim diye bakarım muhalefette olsam. Dolayısıyla e, şunu siyaseten yanlış buluyorum. Bunu yani Böyle bakmak değil de zaten yanlış olan ve hukuki olmayan bir şeyi, doğru olmayan bir şeyi, Nasıl engelleyebiliriz konusunda muhalefet daha pragmatik olabilmeliydi. O da kendi ayağını bağlıyor. Yani komedi mi diyelim, trajedi mi diyelim böyle bir durum yaşıyoruz. Bahattin Bey buyurun. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ben de hukukçu değilim. Bu iş Değilsiniz. Hukukçu. Ama zaten iki hukukçu, evet. iki araştırmacı ve evet. siyasi analist yapan çağırmamızın nedeni hukuk boyutunu ve siyasi tarafını konuşalım tamam. diye. Şimdi bunu Ersan Hoca'ya ve İdris Bey'e soracağım ama... E, HDP'liler gidecekler ve diyecekler ki ya ben siyasi propaganda yaptım, seçim propagandası evet. yaptım, herkes gibi yaptım. Evet. Kendi vatandaşıma, seçmenime vaatlerde bulundum. Şimdi parlamentodan atılıyorum bunun için. Tabii. Bu bölgede nasıl yansıyacak? Tabii aslında ben de o açıdan bakmak istiyorum. Yani bunun bölgedeki yansımaları. Şimdi burada doğru olan bir şey, buradaki halkın duygularından hareketle, tepkilerinden hareketle atılan bir adımın orada yanlış olma ihtimali çok kuvvetlidir. Çünkü çok farklılaşıyor yani burada bizim hukuken, siyaseten, kültürel açıdan söylediğim şey oradan bir makas bulmayabilir. Yani oradaki tepki farklı olabilir. Dolayısıyla oradaki halkın duygularını dikkate almak lazım. <gülüyor> Yaklaşımını <gülüyor> dikkate almak lazım. Mesela bir canlı bomba taziyesine giden birisinin üzerinden çok bu mesele gündeme getirildi. Zaten gündeme getirilmiş yöntemi de bu arada çok yanlış. Türkiye'de bir sorun veya dokunulmazlık gibi böyle çok yönlü bir sorun vardı da bu şekilde gündeme geldi değil. Bir olay oldu. Toplumsal bir tepki oluştu bu tarafta. Bunun karşılığı olarak daha iyi işte örgütle bir şekilde bağlantıları olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıralım. Ama bu arada tamamen sadece Kürt milletvekillerine yönelik olduğu anlaşılmasın diye genişletildi alanı. Bunu tabi Kürtler bunu çok iyi anlıyorlar. Mesela Geçmişte yasak dönemlerde hafif bir serbestlik olduğu zaman bir Kürt şarkıcı bir Kürtçe e, türkü söylemek istediği zaman ona 10 tane başka dil ekliyordu. Rumca, Ermenice, Türkçe falan ki o sadece Kürtçe söylediği anlaşılmasın diye. Türk siyaseti de böyle bir yöntem uyguladı. Sadece Kürtlere yönelik değildir. Dolayısıyla böyle geniş bir şey tut, e, yapıldı. E, anlıyoruz yani bu meselenin neden meydana geldiğini. Ama bir anlamadığımız bir şey daha vardır. Mesela Tuğba Hezer bu canlı bombanın... E, taziyesine gitti. Aslında Kürt geleneklerinde bunun bir karşılığı vardır. Yani bir insan çok yanlış bir iş yapsa da, çok yüz kızartıcı bir sebepten dolayı da olsa, ölmüşse onu taziyesine gidilir. Yani bu aşiret ilişkileridir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun bir bölge milletvekili bu gitmek zorundadır. Onu zorlayan şeyler de vardır. Bir diğer husus o hanımefendi, onun bir geçmişi var. <laughs> ben kendisini şahsen tanımıyorum ama köylerini biliyorum. Bizim bölgeden, Erciş'ten. Onun dedesi tek parti döneminin Zilal, Zilan isyanında bölgede bir kahramandır o bölgede. Ve aile topluca kıyıma uğramış. Bir torunu kurtulmuş o e, dedesinin, e, babasının dedesi. O da onun torunu. Yani dolayısıyla bir karşılığı var ona yönelik bir şey mutlaka bölgede ters teper. Yani ben onun ideolojisine, düşüncesine, fikriyatına tamamen karşıyım. HDP'nin politikalarını çok yanlış buluyorum. Hele özellikle bu son dönemlerde bu e, e, Hendek savaşlarında takındıkları tutumda. Ama bölgenin de bir hassasiyeti vardır ve dolayısıyla bu çok yönlü bir dikkate alınması gereken bir husustur. Mesela çok e, söyledim ben de son dönemlerde e, Kürt siyasal hareketi biraz marjinal sonun, o devrim düşüncesinin etkisiyle bir halk savaşını başlatmak amacıyla başlattığı bu süreçte Kürtler onları o hendeklerle baş başa bıraktı. Ama bu e, dokunulmazlıkların kaldırılması e, gündeme gelince e, Kürtler de farklı bir tepkiye yol açabilir. Bu, bu önemli. Bu Şimdi önemli. buradan devamına yeni kabineyi de birazdan <laughs> soracağım ama Ersan Bey e, bir yorumlar mısınız? Tam da Vahdetin Bey'in anlattığı mesele olacak. Öyle olursa yani siz dediniz ki bireysel başvuru yapsalar bile ters teper. Ama bireysel başvurun hangi içerikler yapılacağı önemli değil mi? Çünkü miting evet, alanlarındaki konuşmalar evet, 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 evet. siyaset Size... e, hakkını elinden almış olmayacak tamam, mı? Farklı bir bakış açısı getireyim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi hata yaptığı bence net bu. Söyledik de açıkladık. Siz geçmişe çok dönmek istemediğiniz için ben dönmüyorum. E, aynı hatanın... Anayasa Mahkemesi üzerinden devam etmesi mümkün olabilir mi olur? Yani şöyle diyelim ki doğrudan bu geçici 20. maddenin işte kendisinin dürüst yargılanma hakkını veyahut da işte başka bir hak veya hürriyetini ihlal ettiğini iddia eden milletvekili Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa <laughs> Mahkemesi kıyamet koptu <laughs> dedi ki ben dedi kardeşim kabul edilebilir buluyorum ve burada Şu e, kadar Anayasa aldım, Anayasa şey Anayasa ve kanuna aykırı da olsa onu bir yorumla da genişlettim bireysel başvuru esasdan inceledim ve hak ihlalini gördüm dediği anda olacak, o skora eşitlenmiş olur, bir bir olur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi o kişilerin geçmişe dönük haklarını elinden aldığı şekilde Anayasa Mahkemesi de yine yetkisini aşarak anayasa ve kanunlar rağmen onun üstüne çıkıp, tabii bunun sonucu kaos. Yani esasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı hatanın şu şartlarda düzeltilmesi mümkün mü mümkün? Ben size öneri getireyim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 110 milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirse Anayasa Mahkemesi tabii eskiden bu cesareti vardı. Yürürlüğü durdurma dahil. Anayasada olmayan bir yöntemi icat etti ve kanun resmi gazeteye gitmeden yürürlüğü durdurdu. Burada da anayasa değişikliği olsa da ki bence klasik bir anayasa değişikliği değil. Orada biraz önce meslektaşım söyledi. Bir mahkeme yarın bir gün bir yargılama önüne geldiğinde milletvekiliyle ilgili onu ciddiye bulup anayasa mahkemesine gidebilir ama ona gerek olmadan. Eğer bir siyasi parti, iki siyasi parti veya milletvekilleri gitmek istiyorsa bu anayasa değişikliği öyle söyleniyor ya. Anayasa değişikliği usulüyle kabul edildi ya. Denecek ki Anayasanın ikinci maddesine var kardeşim. İnsan haklarına saygılı hukuk devleti. İnsan haklarına saygılı hukuk devlet demek, hukukun evrensel ilke ve esaslarını benimsemiş devlet demektir. Sen bunu yapmadın diyerek, anayasanın değiştirilemez hükümlerine müdahale ettin diyerek, anayasa mahkemesi bu anayasa değişikliğini şekil bakımından yetkisini genişletip geçmişte örnekleri var. Pekala o müdahaleyi yaparsa bireysel başvurudan daha mantıklı olur. Çünkü bireysel başvuruda Bireysel başvuruda önce bir bireysel tasarruf olacak. Yani bir milletvekili hakkında başlamış bir soruşturma ve devamında koğuşturma aşamasına geçilecek. Orada şahıs işte tutuklanmışsa veya mahkumiyeti sonuçlanmışsa bunlarla ilgili bitmiş, tükenmiş olağan kanun yolları tüketilmiş bir evet. yargı tasarrufuna karşı gidecek. Bakın tekrar söylüyorum net geçici 20. maddeye karşı bireysel başvuru yolu kapalıdır. Gidilebilir ama usulden kabul edilebilirlik bulunmaz. Gidilebilecek birkaç yol vardır. Bunlardan birincisi İkinci anayasa mahkemesi. mahkemesine, şekil bakımından anayasa değişikliğinin iptali davasının 10 gün içinde resmi gazetede yayınlandıktan sonra açılması veya biraz önce meslektaşımın söylediği hususun, dava açıldığı vakit Neyse. bir mahkemede ileri sürülmesi. Tekniğe boğulmadan ben anlıyorum ki evet. eğer 110 imzayla ikinci maddeyi esas alarak anayasa evet. mahkemesine giderlerse bir şans bak, var. Bir şans var. Dolayısıyla Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki o öyle çok uzun sürer. Bireysel olarak daha Değil, hızlı Değil, Sayın Kılıçdaroğlu siyaseten bakıyor meseleye. Siyaseten. Peki şimdi buradan yola çıkarak ee, yeni e, Başbakan Binali Yıldırım hedeflerini çok yüksek kor, koy, koydu. Dedi ki Türkiye bir layık hukuk devleti olarak yükselecektir. Demokrasi, insan hakları, efendim evrensel hukuk kuralları, her türlü hukuk sistemimizin yenilendiği yepyeni bir icracı döneme giriyoruz. Bambaşka Türkiye yükselteceğiz. Şimdi bu hedefler konulmuşken, eğer böyle olmaz da itirazlar dönerse Anayasa Mahkemesi'nden ve birer birer Vahdettin Bey'in altını çizdiği durumlar da ortaya çıkar. HDP'liler üzerinden ve belki de Cumhuriyet Halk Partililerinde dokunulmazlıkları kaldırılıp kaldırılıp mahkeme önlerine giderlerse nasıl ulaşılacak bu hedeflere? Şimdi Şirin Hanım biz dokunulmazlıkların kaldırılmasını hiçbir zaman normal bir süreçte tartışmadık ve irdelemedik. Ve hep tartıştığımız noktalarda çok kötü örneklerle yola çıktık biraz önce. Vahdettin Bey'in söylediği Tuğba Hezel örneğinden veyahut da Faysal Sarıyıldız örneği. Evet. Bunlarla alakalı dokunulmazlıkların kaldırılmasına gerek kalmadan da Cumhuriyet Savcıları özellikle Faysal Sarıyıldız'ın yapmış olduğu eylem suçüstü haliydi, gereğini yapabilirdi. Şimdi burada bütün mesele şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ersan Hoca'nın da ifade ettiği gibi, Anayasaya aykırı bir şekilde bir geçici madde değişikliği cihetine gidildi bu konuda. Ben de daha önceki görüşlerimde bu yolun doğru bir yol olmadığını ve bu yoldan dönülmesi gerektiğini ifade etmiştim. Ancak geçti artık. O konuyu burada tartışmayacağımızı sizinle de program öncesinde ifade ettik. Şimdi ne yapılabilir? Zaten Şu anda asıl istiyorum. işlem yargıya düşüyor. burada. Bakınız her ne olursa olsun dokunulmazlıkları kaldırılanlar birer milletvekili. Milletvekili olmasa dahi. Bir insan hukuk önünde çok naif yöntemlerle ifadeye çağrılabilir, sorgusu yapılabilir, tutuklamaya sevk edilebilir. Bunlar hepsi kanunun vermiş olduğu yetkiler ama bunları kullanma şekli çok önemli. Şimdi bir milletvekilinin kaçma şüphesi yoksa, delil karartma ihtimali söz konusu değilse uygun bir lisanla ha şimdi ama ne yapıyoruz biz burada? Normal işleyecek hukuk sistemini siyaseten çözümsüz bir hale getiriyoruz. Diyor ki Selahattin Demirtaş bizi hangi güç ifadeye çağıracak görelim gitmiyoruz. Bizi zorla götür. Şimdi kimse devlete karşı meydan okuma hakkına sahip değil. Bakınız bu noktaya gelmesinin tek sebebi var. Maalesef sonunu görmeden ana muhalefet partisinin hep hodri meydan deyip kendi topuğuna kurşun sıkmasıyla bu madde bu hale geldi. <laughs> Normaline bakarsanız sadece terör suçuna bulaşmış olanların dokunulmazlıkların kaldırılması cihetinde iktidar partisi bir görüş beyan etmişti. Ancak ısrarla AK Parti içinden de farklı dosyaların olduğunu ileri sürerek Cumhuriyet Halk Partisi... Ama bunu kürsü öneren dokunulma... Davutoğlu, Bakın başbakan, hayır. eski başbakan. Sayın Başbakan bunu önermeden önce CHP'nin yaklaşımı şuydu. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kaldırılsın. Hadi hodri meydan. Şimdi de, temsili demokrasilerde dokunulmazlık bir tek muhalefet partisi milletvekilleri için elzemdir. Aslı olan onlar için konulmuş evet. bu maddeler. Dolayısıyla şimdi uygulamada uygulayıcıların davranışları çok önemli. Burada toplumu rencide edecek, toplumda kaos ortamına sebebiyet verecek davranışlardan gerek kolluk kuvvetlerinin, kolluk derken sadece iddia makamındaki savcı değil, iddia makamının emri altında adli kolluk görevini yapan emniyet güçlerinin de ciddi bir sorumluluğu var. Şimdi gelinen aşamada iktidarıyla muhalefetiyle mecliste bir konsensüs oluştu ve bu geçici madde anayasa değişikliği cihetine gidildi. Bundan sonraki yol ve yöntemini tayin etmekte bakın yine yanlış adres gösteriyor ana muhalefet partisi. Bunlara gerek yok. Olmayacak bir konuda biz bireysel başvuruda milletvekillerine hukuki destek vereceğiz veya başkasının eğer gerçekten bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyorsanız 60 tane HDP'nin milletvekili var. 50 de CHP'den verir 110 milletvekili usulü AKP'de olarak bunun anayasa yani. efendim partide verebilir o mantıklı. Hayır şimdi AK yani Parti bunun yanlış olduğunu iddia etmiyor. Böyle bir yola gideceğiz de demiyor. Bizim yaptığımız e diyor doğru değil Bakınız. Yani, yani bizim e diyor da söyleyemiyor söylemiyorduk. Siyasetten yani. siyasetten böyle bir duruş sergilemiyor. İşte millet nezdinde asıl olan zaten bu işte. Söyledikleriniz de eylemlerinizin bir tutması. Peki, siz... e burada şu an itibariyle söylemlerle eylemler bir örtüşmüyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. <laughs> İşin özü uygulamada uygulayıcıların davranışları çok önemlidir. Evet. Bu noktada da ben geçmiş 94'te olduğu gibi bir görüntünün falan olacağına inanmıyorum. Şirin Hanım geçen programda da Ersan Bey de katılmıştı. Ben Ankara'dan katıldığında şunu söylemiştim cezası kesinleşmiş olanların infazı için 94'te meclisin koridorlarında alınan milletvekilleri görüntüsü değil burada. Burada daha henüz yargılamaları yeni başlayacak savcılıkta ifade verip haklarında ciddi deliller varsa davalara açılacak bir süreç başlıyor. Evet. ama şöyle Bu bir bütün partiler şey, için burada. Ya, buyurun, e, yurt dışından savcıya ifade vermek için gelen birine kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan bir hukuk kültürümüz var ve bunun gibi evet. örnekleri ben arttırabilirim size verebilirsiniz. E, dolayısıyla e, bu insanlarda e, yani şöyle biz bir hata yap yani şöyle okuyorum ben siyasetinde okumuyorum, hukukinde okumuyorum. Yani çok basit bir şey. Ya yani biz bir hata yaptık ama inşallah öbürleri de biraz frene basarlarda, da sert, sert girmezler de hani inşallah bir tatsızlık olmasın tarzı. Ben bir yurttaş olarak falan bu düştüğümüz e, e, durumu e, çok yanlış buluyorum. E, şimdi e, bu süreçte bence HDP zaten... Bu AK Parti için mi Tabii şöyle, hayır. AK hayır, Parti, MHP'nin ve CHP'nin e, hepsinin değişen düzeylerde hataları oldu. Mesela e, üçünün de hatalarıyla bu süreç e, bu hale geldi. Ersan Bey çok objektif bir yerden, hukuki bir yerden bakıyor. Diyor ki bu diyor, daha sonrasında dair bela yaratacak diyor hukuken anladığım kadarıyla. Kendisi tabii ki yanlış diyebilir. Dolayısıyla bunu... E, Toparlamak niçin CHP'nin şey olsun veya HDP'nin şey olsun? Ben milletvekili biliyorsunuz bireysel inisiyatifi iradesi olması gereken bir şahıstır. Milletin vekilidir. Yani bir şahsın şahısın emirkulu değildir. Dolayısıyla herkesin sorumluluğu var. Bu bakın dün bir şey duydum. Samer Araştırma Grubundan bir arkadaşın Güneydoğu'da yaptığı araştırmayı aktardığı bir programda izledim. Diyor ki. Dokunulmazlık diyor Diyarbakır'da yankı bile bulunmadı diyor. Yani o kadar nasıl anlatayım böyle ümitler, beklentiler o kadar minimuma çekilmiş ki. Orada hani bu konuda böyle bu konuda dahi bir umursamazlık var. Yani hani hep böyle millet, milliyetçilik lafları gırla gidiyor ya. Tasada ve kıvançta bir arada olamayan insanlar nasıl millet olacak bilmiyorum. Yani orada bu günden bile olamıyor. Zaten orada yapılan şey direkt bizim aleyhimizde biz kendi işimize bakalım tarzı bir ruh hali, hali beslemek bu ülkede çözüme katkı mıdır yoksa çözüme engel midir? Bu soruyu da hocam, siyaset gibi, söylemek istediğim şu Siyaset e değil devlet adamı niteliğiyle konuşmaları ve sormaları gerekiyor. Bakın Yüksel Hocam benim ben ifade zaten yani çok... son derece net. Ben dedim ki parlamento ben doğru anladım. Yanlıştır. O yüzden ben size söylemiyorum. Bir karar verdi ve bunu artık yargının eline bıraktı. Yargının yapması gerekenler hukuk devletinin gereklerini yerine getirmektir. Burada bu hukuk devletinin gereklerini yerine getirirken ifadeye çağrılmakta yargılama aşamasında, sorgu aşamasında olması gereken kuralları uygulamaktadır. Bunun için sadece milletvekili olmaya gerek yok. Her vatandaşımız için aynısını uygulamak zorundadır. Burada, hem Ersan Hoca'nın hem evet, bizim günlük tatbikatta karşıladıkları risk var. ifade edemiyoruz burada. <gülüyor> Bir Birçok <laughs> yanlışlıkla karşılaşıyoruz. <laughs> <laughs> Asıl olan onların davranışıdır. Evet, bahşiş bahşiş şimdi edelim, şöyle de bir sordum. risk de var. Yani şimdi bu dokunulmazlık hangi gerekçeyle gündeme gelmişse, aynı gerekçe mesela çok şiddetin yükseldiği bir atmosferde ya da şehitlerin sayısının çok arttığı bir günde o hukukun normlarına riayet etmesi gerekir dediğimiz hukukçuların e, tepkisel hareket ederek bir milletvekiline yönelik evet. hiç de tasvip etmediğimiz bir davranışla o tutuklamaları falan hatırlatacak bir tavırla hareket ederse işte bu büyük bir kaosa sebebiyet verebilecektir. Dolayısıyla adım e, siyaseten çok yanlış atıldığı gibi hala büyük riskleri de gebedir bölge açısından söylüyorum. Yani Diyarbakır'ın umursamazlığı bir anlamda artık e, umutsuzluğudur yani bu Artık buradan iyi bir şey çıkmaz demektir yani. Evet Diyarbakır HDP'lilerin o bileşenlerinin yapıp ettiklerinden çok memnun değil. Bölgenin tamamı memnun değildir. Hepsi bunları yanlış yaptıklarını biliyorlar. Ama neticede biraz önce söylediğimiz o bölgesel hassasiyetler, etnik hassasiyetler, aşiret hassasiyetleri bir şekilde insanları kenetleyebilir. Ve bizim hiç de tasvir etmediğimiz o duygusal kopuşu iyice derinleştirebilir. Bu bakımdan yani çok büyük bir riskle karşı karşıyayız evet. diye düşünüyorum. Ee, İdris Bey de diyor ki işte bu dönem hem eee e, hukukçuların sınav vereceği bir dönem tabii olacak. Kesinlikle. Hem de tabii ki siyasi otoritenin çünkü siyaset e, siyasi otorite yani iktidar hukukla arasına ne kadar mesafe koyuyor, koyabiliyor? Bu da ortaya çıkmış olacak. Siz bir katılımda <laughs> evet. bulunayım diyordunuz. Oradan Şimdi, Şimdi biz olağan evet. olağan hukuk düzeninde esasında olağanüstü meseleleri konuşuyoruz. Türkiye'de hukuk güvenliği hakkı ciddi sıkıntıda. İnsanların ümitsizliği sadece doğuda, güneydoğuda değil. Batıya, kuzeye, İç Anadolu'ya geldiğinizde de kimse dokunulmazlıklarla o kadar fazla ilgilenmedi ve bizim hukuka aykırılık iddia ve tespitlerimiz yeterli e, yankıyı, bulmadı. karşılığı bulmadı. Esasında e, gerçek manada hukuk devletinin olduğu ve hukukun evrensel ilke ve esaslarının Zirve noktada uygulanabildiği yerlerde, oralarda da hata olabilir. Bu tip bir düzenlemenin hukuk nazarında ortaya çıkacağı travmanın çok daha ciddi tartışılması lazım. Biz mesela tartışma programlarında da bu meselelere girdiğimizde e, sizi tenzih ama hep şu söylendi, Ya o tamam, tamam. Ya hukuk, tamam, hukuk. Hukuk esasen bir arka bahçe olmuş durumda. Yani siyaseten yapılmak istenenlerin e, fiili durumlar oluşturularak. Veyahut da işte tamam böyle bir e, hukuk eksikliği var, hukuk yanlışlığı var ama bu amaca, bu hedefe de ulaşmamız lazım. E, toplum böyle bir beklenti içinde. Ben de hatta şu klasik örneği veririm. E, tamam da hukuk devletini o kovboy filmlerinde seyrettiğimiz şerifin kapısına gelen, gözaltına aldığı kişiyi elinde iple isteyen halktan bir fark olmalı. Yani siz e, bu toplumda, burada, biz bu ülkede nasıl yaşıyoruz? Hukuk güvenliği hakkına yani biliyoruz ki hukuki öngörülebilirliğimiz, bilinirliğimiz. Eğer kurallara uyarsak başımıza bir şey gelmez. E, gelecek olursa da bağlı olduğumuz, bizi çevreleyen hukuk kurallarından faydalanırız. Çünkü karşınızda güçlü bir kamu otoritesi var. Şimdi e, burada tabii beraberinde konuştuğumuz sözlerde hep bize şu eleştiri getirildi. İyi tamam hoca güzel konuşuyorsun ama ülkenin gerçeği ortada. Orada 16 sivil vatandaş terör örgütünün bombalı tuzaylı veya bombalı kamyonuyla havaya uçurulmuşken biz neyin normalini konuşuyoruz? E o zaman diyorum ki olağan hukuk düzeninden çıkacaksın kardeşim. Olağanüstü hukuk düzenine geçeceksin. O yöntemleri tatbik edeceksin. Yani bir taraftan ben olağan hukuk düzeninde gideceğim deyip diğer taraftan olağanüstü yöntemleri uygulayamazsın. Dolayısıyla Türkiye'de en önemli sıkıntı hukukun üstünlüğünün konuşmalardan öteye fiiliyata geçirilememesi. Yani siz tepeden hani e, balık baştan kokar e, misali tepeden başlayarak mesela meclis bu işin doruk yeri. Yani oradan başlayarak geçici madde 20 gibi bir düzenlemenin hukuki yanlışlıklarını tespit edip ya burada yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin demek noktasında 550 milletvekilinden yeterli çoğunluğu bulamıyorsanız temsili demokraside o halktan ne bekleyeceksiniz? Yani sizin halkın içinden seçkin olarak seçip gönderdiğiniz insanlardan ana muhalefet partisi dahil söylenen şu anayasaya aykırı ama buna biz evet diyeceğiz dediği zaman orası sözün bittiği yerdir. Çünkü kendisi bu açıklamayı yaparken şunu söylüyor bakın biz referanduma götürecek olursak biz ay sen referanduma götüreme noktasına getir. 330'un altına getir, ona çalış, ona çabala, hukuktan git, Orayı anlat ama bunları anlatmanın toplumda karşılık bulamayacağı düşüncesinden hareketle e sorun buradan çıkıyor. Yani Türkiye'de tekrar söylüyorum, hukuk kavramı yeterli değeri ve yerini bulamamış durumda. Halk bunu istemediği sürece de, halk hukuku, adaleti talep etmediği sürece de, bu konuda ümitsizlik, inançsızlık yaşandığı sürece de bu işler düzelmez. Peki kısa bir reklam arası vereceğim. İlk turda önemli şeyler söyledi. Dört konuşmacım da bence önemli noktaların altını çizdiler. Bunların üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Kısa bir ara aradan sonra devam edeceğiz.